Hani kalk gidelim diyorsun. Niye gidelim, biz buraya yarışmaya geldik. Gelin kayınvalide, toplantı yapmışsınız. Sıkıştınız değil mi? Yemeklerini güzel yap, dikkatli yap. Bak 2 puanımız kesin. Sen de o koltuktan böyle tavana, etrafa bakma. Benim elime bak. Gelinine güvenmiyorsun. Bence yarışmadan çekilin. Yarışmadan çekilmeye niyetin var herhalde. Kendini ortak arıyorsun. Şener Şen'in filmine anlattım döndü. Yani. Aşk olsun Aysin. Nasıl oldu? Dernek seçimi biliyorsunuz. Üyeler oy kullanabiliyor. 4-5 tane de aday vardı. Benim bayan olmamdan dolayı yani... Hiç vermedim. Tabii. Bir kendi ismi verdi. Kaç üyeli bir dernek? Pendik'te mesela 1500 üyemiz var. 1500 üyede bir oy mu çıktı? 5 tane aday vardı ama. Bir kadın aday bendim. Aysun diyor ki, kayınpederim bile rakibe oy verdi. Başına hoş geldiniz, biz de hoş geldik. Evet, muhteşem finalin birinci haftasını geride bıraktık. İkinci haftanın başı, yani ikinci haftanın ilk günü bugün. Başvuru adresini veriyorum. www.kanald.com.tr. Meleklerimi çağırıyorum. Aysun, Ayten, Yağnur. Ediyorum sizlere. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Bomba gibiyiz. Siz ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, cuma günü bilezikleri buraya teslim ettik, gördüğünüz gibi. Emanet ettik, evet, aslında emanet, değil mi? Evet. İyi bakacak, ya sahip çıkacak, hafta boyu koruyacak, bir hafta daha kalacak, ya da birisi çıkacak gelinlerimden, diğerlerinden biri bilezikleri alacak. Bakalım kim alacak, kime gidecek, hiç belli olmaz. Aslan kazanır, evet, değil mi? Evet. Neriman, o ne? Bu benim torunumun oyuncağı. Uğur getirsin diye getirdim. Uğur yanıma. Getirsin diye. Evet. Aa, iyi, hadi bakalım. Hayırlısı. İnşallah uğurlu gelir. Sen bir de kırmızı giymişsin. Kırmızı sana uğurlu geliyordu. Evet, ayakkabılarımı da kırmızı giydim, geldim bugün. Sen kırmızılarını bırakma. Evet, bundan sonra böyle yapacağım. Evet, kırmızıdan hiç vazgeçme. Torunun oyuncağını da bırakma bacım. Kayınvalideler odasına giderken götürecek mi? Götüreceğim, yanında götür, götüreceğim. Götür, oturtur onu baş köşeye, otursun. Peki, herkes iyi mi? Çok iyi. Hazır mıyız haftaya? Hazırız. Hazırız. Bilezikleri buradan alacak mısınız? Alacağız. Yani. Benim taşıyacak halim yok mu? Hayır. Kız aldı, diyor ki vermem. Vermem. Alacağız. Vermem. Vermem diyor. Alırız. Biz de söke söke alırız diyoruz. Vallahi feda alırız diyorsun. Hiç kimselere bu güzelim bilezikleri vermem. Üç hayalini aslında yaşıyor. Hepsini koluma takacağım. Emanetim sıkı çıktı, ben size söyleyeyim. Hayaller, ne yapalım? Anlık bir sevinç. Söke söke alırım diyor musun Ayten? Tabii ki de, sonuna Aysun. Kadar. Tabii ki de alacağım. Onlar Seda'm. Benim hakkım, söke söke. Kesinlikle. Hiç san. Emanet Seda, et. Cuma günü şurada olacak alacağız onları oradan. Hayırlısı haftanın başında. Peki, hepinize bol şans diliyorum. Sağ olun. Kaldırın örtüleri. Çıkarın defterleri, kalemleri. Fırında kuşbaşı etli bostan patlıcan. Aa. Fırında kuşbaşı ne? Bostan patlıcan. Malzeme listesini sayıyorum. 2-3 adet bostan patlıcan. 400 gram kuşbaşı dana eti. 3 adet soğan. 3 diş sarımsak. 3 adet yeşil biber. 2 adet domates. 1 yemek kaşığı salça. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 tatlı kaşığı tuz. 2 tatlı kaşığı kekik. 2 tatlı kaşığı karabiber. 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 2 tatlı kaşığı da pul biber, 1,5 bardak kaynamış su. Üzeri için, üzerine 1,5 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı salça, 2 küçük domates,
2 küçük biber, 50 gram da kaşar. Şimdi benim birbirinden güzel gelinlerim, sizleri kayınvalidelerinizle tam 90 saniye baş başa bırakıyorum. 90 saniye sonra buradayım. İç harcını güzel harmanlarım, güzel lezzetlendiririm. Yani iç harmanlarım ki lezzeti birbirine geçsin. Aynen. Soğan, sarımsak, bunları kavuracağız, ete de koyacağız, sote gibi mühürleyeceğiz. Ondan sonra belki de biberden bir şey... Ben senin de olsam ilk önce ne yaparım? Şunu var ya, güzel bir tereyağda bunu çeviririm. Çok kalın olursa içinin malzemesi az olur. Dışı sırf patlıcan olur. Hı hı. Öyle güzel ayarla ki... yani orantılı. Bunu közleyeceğiz. Közlerken delip közleyeceğiz. Tabii tabii derdim. Bunları da üstüne sote yapacağız. En sonunda kaşar peynir koyacağız. Hünkar beğendi gibi bence. Ben senin yemekteki lezzetine güveniyorum. Onun için ben lezzete vereceğim. Bence bunları sosunu yapıp üstüne en son döküyoruz. Evet, patlıcanların üstüne fırına veriyorsun. Patlıcanla etin güzel pişmiş lokum gibi olmasına bakacağım. Tamam. O yağ ama sinirme. Sinirse ya al. Ya al onları, olmazsa yağlarını. Sert durur da mı? Bence alayım anne. Al al. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bacım. Hadi Valide Sultanlar. Hep görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi bakalım Nagi Hanım. Harikasın. Neriman. Hadi zaten bulamıyorsun kızı. Sağ ol. Sağ ol. Nurten'cim. Teşekkür ederim. Anne kalk gidelim diyorsun. Niye gidelim, biz buraya yarışmaya geldik. Gelin kayınvalide, toplantı yapmışsınız. Sıkıştınız değil mi? Yemeklerini güzel yap, dikkatli yap. Bak, 2 puanımız kesin. Sen de o koltuktan böyle tavana, etrafa bakma. Benim elime bak. Gelinine güvenmiyorsun. Bence yarışmadan çekilin. Yarışmadan çekilmeye niyetin var herhalde. Kendini ortak arıyorsun. Şener Şen'in filmine anlattım döndü. Yani. Aşk olsun Aysin. Nasıl oldu? Dernek seçimi biliyorsunuz, üyeler oy kullanabiliyor. 4-5 tane de aday vardı. Benim bayan olmamdan dolayı yani... Hiç vermedim. Tabii. Bir kendi ismi verdi. Kaç üyeli bir dernek? Pendik'te mesela 1500 üyemiz var. 1500 üyede bir oy mu çıktı? 5 tane aday vardı ama. Bir kadın aday bendim. Aysun diyor ki kayınpederim bile rakibe oy verdi. Tamam mıyız kızlar? Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Sürenizi söylüyorum. Tam 45 dakika. Oo, harika. Başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 başlayın. Saçlar toplansın, yüzükler, bilezikler çıkarılsın. Eller yıkansın. Önlükler takıldı. Haydi bismillah. Neriman abla, bu nedir Allah aşkına? Nereden geldi bu? Neyin nesi? Bu benim torunumun bana tamam. Uğur getirsin diye getirdim. Tamam, olur mu ya bu böyle? Ben tozdan nefret ediyorum. Bu böyle bana toz veriyor. Ay kusura bakma, al buraya koydum ne onu. Ne yapıyorsun? Onu makinede yıkadım da getirdim. Hayır, hayır. İstemem, istemem. Al anacığım, ayına sahip çıksana. Ay istemem. Kucağında tut o zaman. Getir bak, bak tüyleri uçuyor. Getirdin, kucağında tut, sahip çık ayına. Öf, insan tıkanır. Hiç vallahi, kusura bakma. Ayol nesi var? Alt tarafı bir tane ayı ama oyuncak tut, ya. Kucağını da tut o zaman. Bak bunun nesi var size, ne yapıyor? İstemem, istemem. Onu niye getirdin ki? Asla istemem. Bana Uğur getirsin diye getirdim. Ya onun uğruna mı ben evet Ayten evine gittim de bunu oynadığım zaman bana Uğur getiriyor. Asla çünkü torunumun istemem. Elleri var bunun üstünde. Bununla kusura oynuyor, bakma. Bununla sarılıyor, yatıyor. Sen de mi oynuyorsun yoksa Neriman abla? Ama bak şimdi bile oynuyorum, hoşuma gitti, görmüyor musun? Adı var mı onun, bir ismi var mı? Hayır, ismi yok. İsmi Ayı. Adı Töhmet olsun bence. Aa Töhmet. Çok yakışır. Evet. Töhmet olsun. Töhmet. Çünkü sen herkesi böyle töhmet altında evet. Bıraktığın için onun adı da Töhmet olsun bence. Aynen. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Nasıl bah. Geçiyor bebeklerim? Harika. Bebeklerim derken? Yavrucuğum. Aynen canım. Ben burada sizin artık ablanızım, büyüğünüzüm. Zaten doğru. Bana söylüyorsunuz ya yakında doğru. Kayınvalideler odasına geleceğim diye. Ben sizin burada ustanızım. Siz benim bebeklerimsiniz. Ustanız her ablanın
ustam oluyor. Gerçekten komik, komik kız diye boşuna demiyorum ya. Diyorsun. Diyorum. Canım benim. Ablacığım, bu kardeşlerinden öğrenecek o kadar çok şeyin var ki. Evet evet özellikle hayatım. De benden hayatım. Senden öğreneceğim hiçbir şey yok. Canım Aysun'um. Öğrenmenin yaşı yoktur Yağnur. Niye öyle diyorsun? Hayatım bak ustanızım sizin burada. Ne dedim? Pazartesi neyine günü, güvenerek acaba? Pazartesi günü geçen hafta Seda Hanım bu müjdeyi verdiğinde, evet. Sen buraya ilk geldiğinde ne dedim size? Ne dedin canım? Çeyrek kutusunu burada almıştım. Demiştim ki çeyrekleri bir bir yakama toplayacağım. Ve evet. Benim şuradaki şahane 20 bileziğimi buraya koyacağım. Evet. Ve bu masadan da kollarıma takacağım ben demiştim. Ben şimdi sana bir şey söylemek istiyorum Yağmurcuğum. Onları emaneten bıraktık yalnız biliyorsun değil mi? Diyorsun. Yani bir ay bitmedi onları sen gerçekten almadın. Kendini hani şu rüyadan bir uyansan diyorum artık. Bak bir şey söyleyeyim mi size? İstiyorsanız hani emaneten falan diyorsunuz ya. Evet. Bir daha göremeyeceksiniz bu bilezikleri. Ay canım. İstiyorsanız evet. Gelin bir okşayın, sevin. Ama asla alamayacaksınız. Ben Yağmur galiba buna izin vermeyecek. Geçenlere söyledim. Şey uyudun, uyandın, rüyanda gördün ve kendini fazlasıyla kaptırdın Yağnurcuğum. Bunun başka bir açıklaması olamaz çünkü. Ne diyor böyle şimdi Yağnur? Ne diyor? Bilezikleri elleyemezsiniz, alamazsınız burada diyor. Ne oldu? El mi koydu şimdi onlara? Bir hafta orada duracak hayatım. Tamam bir hafta boyunca. Haftaya cumaya kadar o bilezikler bizim. Sonuna kadar da bizim olacak inşallah. Yalnız sizin oldu. Hayırlısınlar. Sizin oldu demediler. Bir hafta sonra bunlar el değiştirecek. En son bana gelecek onlar. Ben bekliyorum. Allah'ım Allah'ım. Her bekliyorum. Zaman ben ön planda hepinizi gidersin. Hepinizi gezecek. En sonunda bana gelecek. Attın. En arkaya mı attın kendini? Tabii. Sen çok arkadan beklersin. Arkadan gelecek çünkü. Çok önden beklersin. Önden hepinize moral veriyor. Çok beklersin sen. Onlar senin emaneten masanda fazla bir gönül bağı kurma derim. Ayrılırken yüzleşmen üzülürsün. Gereken bir gerçekten bahsediyoruz sana şu anda. Diyorsun. Ayrılırken ay başarılı olduğunu söylüyorsun yani ya. Üzülme diye diyor Seda. Ben anladım Seda'yı. Gayet iyi mi ettin ya. Kızlar yani? Kıskançlığın da bu kadarı pes doğrusu ay, ya. Allah aşkına. Arkadaşım iki çeyrek final aldın. Final olmasaydı eğlenip gidiyordun Yağnur. İki çeyrek aldın burada. Tamam sağ ol. Teşekkür ederim ama bu hafta sen de ya öbür hafta bende deseniz bir şey demeyeceğim de. Ya eminim. Hala da eminim hiç demezsin. Hazmedemiyorsunuz. Aysun, Aysun, Aysun. Paravan, paravan anneciğim paravan unutma. Tamam mı? Paravanı çek yine çocuğum. Yine çekecek mi? Çeksin yine çeksin. Paravanı çektiğinden beri bak Ayten çeyrek alamıyor. Zaten olur aldığı çeyrek de ondan kesilen 2 puan. Tamam çeyrek alamıyor belki ama not puanı. Siz ne yapıyorsunuz Aysun'un, Nagihan'ın, paravan anneciğim paravan. Yasun'la Yağnur'un bir de Seda'nın yüzünden gelinimin 2 puanı kesildi onların yüzünden. Niye? Anladın mı? Şeker onlara ay koyma dedi. Evet onlar onu paravanı ortaya. Ah töhmet. Hayır. Ah töhmet bu da bir töhmet. Aysun'a bakamadı çünkü. Hayır hayır. Üçünü de benim gelinimi oyaladılar. Elin ayağın birbirine giriyor sonra malzemeleri tabii, kullanmayı tabii unutuyorsun. Hı. O yüzden dedim ki bugün bu psikolojik baskıyı yaşama tabii. Ama sakın benim masama da bakma. Sen o paravanı niye getirmedin biliyor musun? Çünkü niye? Senin şovun bitti. Benim artık şovum. Tadı çıkmasın diyorsun. Yok hayatım ben önlemimi alıyorum. Görenler benim görüyor. Benim masama baktığını bir göreyim anında getiririm. Göreceksin. Anında. Ay bayılıyorum zaten sana bakmaya. Demek ki siz benim gelinimin elini takip edememişsin. Sen de takip edememişsin. Benim gelinimi en güzel Nurten Hanım takip ben etmiş. Ben buradan neyini göreceğim senin gelinimi? Belli. Nereden anladın göreceğim? Anladın mı dediğimi? En güzel valla bravo sen sana. Sen de o zaman benim gelinimi takip ettin bir verdin. Seninki anlaşılmıyordu ki ama benimki biliniyordu. Ben nasıl takip edeceğim? Üçü kaşıkla koydu, benimki kaşıksız koydu. Ben onu tanıdım oradan. Maksat gelinini tanıma programı değil mi? Gelinin yemeğini bulma değil mi? O zaman masada da bunu söyleyeceksin. Evet, bunun biraz tadında eksiklik var ama bunu gelinim yapmıştır Seda Hanım. 5. O zaman dedim ya, hani diyorum ya başımın üstüne koyarım seni. Nurten Hanım ya, tamam ona dedim ki bunun tuzu yok. Öbürsüne gittim yanmış, öbürsüne gittim yanmış, öbürsüne gitmiş. Birazcık onlardan iyiydi. Ama
Ona en başa ben geldiğimde, bir dakika, ona 5 puan verdiğime göre gelinimi bulmuşum, 5'i vermişim. Yani bu açık açık ortada, senin, niye söyleyeyim? Seninkinin altına çikolatayla pekmez geçmemiş. Oradan buldun sen. Hiç kimsenin pişirme tarzına ben bakmıyorum. Ben gördüm, bizzat şahidim. Ben kendime güveniyorum ben çünkü. Ben bizzat şahidim. Nerede gördün? Nasıl sorduğuna bir şans, bizzat şahidim. Bak, sormaktan bahsetmiyoruz. Bunu burada konuştuk zaten. Sorarsın, nasıl gelip sana yardım ettiklerine? Dersin, bu nerede dersin? Senin yüzünden sorarsın. Kızların başını yandığını ben gözümle gördüm. Benim yüzümden kızların evet, başı mı yandı? Yapamıyorum, edemiyorum deyip. Kim o? Kendinden bahsediyorsun. Yok, Gizem. Kendi gözlerimle gördüm. Kız senin yani yüzünden eksi 2 puan almıştı. Milattan önceye dönmeye gerek yok. Ben milattan mutfağa, önce değildi. Bunu yapan, pazartesi bunu günü yapan geldi. Sendi. Bir hafta oldu. Bir haftadır da herkes her şeyi gördü. Bunu sen yapan hiç merak sendi. Etme. Ha, dün olanlar, dün de kaldı. Bugün olanları mı konuşalım? Neriman Hanım, bence siz yarışmadan çekilin. Bence de çekilin. Gelinine güvenmiyorsun. Geldiği günden beri bir türlü düzgün yemek çıkaramıyor. Çıkardığı günler var. Hakkını yemem, ben de yüksek veriyorum. Aysun'a baka baka yapıyor. Bence siz daha fazla, hani onu da söyleyemeyeceğim. Evet. Gidin yani. Gidin. Ay, sen bizim verdiğimiz puanlarla çekilin burada. Ya. Çekilin yani. Yarışmadan çekilmeye niyetin var herhalde. Benim kendini mi ortak arıyorsun? Yo, ben gelinime güveniyorum. Gidiyorum. Ona göre değerlendiriyorum. Benim gelinim kötü yaptığı zaman da bunu Aysun yapmıştır deyip bir ders veriyorum. Hayır. Aysun'u bulamıyorsun, bir veriyorsun. Ondan sonra moralin bozuluyor. Bütün herkesle bunu yansıtıyorsun. Aysun'a da yansıtıyorsun. Biz seni bilmiyor muyuz? Sen beni Neriman'la mı karıştırıyorsun? Hangi acaba? Neriman? Sen. Sen beni Nurten'le karıştırdın. Sen beni Neriman'la sen karıştırıyorsun. Sen o suratını görüyorsun orada bir verdiğinde. Bunlar düşük aldı mı? Bir de gelini bulamadı mı? Gördünüz, dün kürsü konuşması yaptı neredeyse evet, zaten. Evet. Bir kürsüyle bir tokmağı yoktu. Yani bakın, bir şey söyleyeyim mi? Nurten Hanım, sen yanlış konuşuyorsun. Niye? Herhalde senin gitmeye niyetin var ki yok, gitmekten bahsediyorsun. Yok. Benim hiç de gitmeye niyetim yok. Ben çok memnunum. Gayet de güzel yarışıyorum. Ne aldınız? Herkes birer tane çeyrek almış. Sen her tarafını çeyreklerle mi doldurdun da böyle konuşuyorsun? Ya ben anlamıyorum. Hangisi gerçek Nurten? Hangisi gerçek Aysun? Ne ben demek burada o? Anlamıyorum. Ne demek o? Hangisi derken? E baksana, bir gün sen burada bunları yaşamışsın. Bu kızın başına gelenleri sen yaşamışsın. Sana yardım etmişler. Sen hayır, gitmişsin Zeynep'in tabağına bakmışsın. Şimdi hayır, burada, kabul etmiyorum. Burada diyorsun ki paravan kuruyorsun. Biz de sana burada, ben de yani destek veriyorum. Anlamıyorum. Evet. Kayınvaliden de bu tarz farklı farklı konuları var. Zaten annem de buna değinmişti. Nasıl senin farklı, de var. Farklı gelin kayınvalide ya, sizi tanıyamıyorum hayatım. Tanıman gerekmiyor ki Yağnur'cum. Sen işine baksan, o bizim için yeterli. Görüntüler varsa burada izleyelim. Aa, ne konuşmuşlar? Aynen, annemin söylediklerine Nurten teyze hiçbir cevap verememiş. Görüntüler duydu varsa inanma, izleyebilir miyiz? Duydu, ay ben de inanma, merak ettim, şimdi bir izleyelim. Hadi. Nurten Hanım, ben size sormak istiyorum. Hangi Nurten buyurun gerçek? Burada ekrandaki mi, dışarıdaki Nurten mi, anlayamadım. Anlayamadım ekranda ben bunu. Ekranda da dışarıda da aynı Nurten. Hayır, bak değilsiniz. Siz burada farklısınız, ben dışarıda çok, çok farklısınız. Farklı ne bir insan görüyorum. Var. Vallahi arkadan burada oynuyorsunuz. Orada başlıyor. Benim gelinim ne dedi sana? Ne dedi ne sana? Ne dedi canım? Orada ekranlarda dedi. Ben dedi elektrik alamadım. Hı-hı. Tek kelime. Bunu diyen insan dışarıda da o elektrik alamadığını hissettiriyorsa, siz de o da bunu bana hissettiriyorsanız ben nasıl yaklaşabilirim size? Bana insanlar nasıl yaklaşırsa ben de ona göre yaklaşırım. Bence burada bizden değil, hoşlanmadığını açıklayan, sevmediğini açıklayan bir insan dışarıda da bunu hissettiriyorsa ne yapabilirim Neriman Hanım? Dayız balçık çünkü güneşle evet, sıvanmaz. Bunu değiştiremezsiniz. Balçık güneşle sıvanmaz. En saygılı gelini. Bence güneş balçıkla sıvanmaz. Doğru. Pardon. Dilim sürçmüş olabilir. Güneş balçıkla evet, sıvanmaz. Pardon. Bunu Seda Hanım bile söyledi. Aysun daha naif. Aysun senden korkuyor. Sıkısın. Hem Aysun'un yerine konuşuyorsun, hem Nurten Hanım yerine konuşuyorsun. Kusura bakma. Benden korkuyor. Aysun Nurten'den korktuğu için kızcağız konuşamıyor. Vay 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 vay. Çok doğru konuşmuş annem. Ben Neriman teyzeye bunun açıklamasını yaptım. Neden hala ısrarla aynı şeyi savunuyor anlamadım ya. Yani benim tarzım, doğru tavrım söylüyor bu. Ben annem konuşurken hayır şimdi sen dur ben söyleyeceğim diye
onun üstüne sözünü kesip yükselsem, yani ben hakkını savunan böyle bir gelin sana olacağım. Sana kimse yüksel demiyor. Benim tarzım bu. Bak şöyle söyleyeyim ben annemden sana. Annemden korktuğum falan da yok. Gayet güzel kendimi ifade ediyorum. Tabii ki de böyle yapmayacaksın. O senin büyüğün. Burada doğru hareketi yapıyorsun. Ama bak bir şey oluyor. Senin fikrin soruluyor gelinlerde. Sen cevap bile veremiyorsun. Hayır. Direkt Nurten teyze diyor ki Ayşen böyle konuşuyor. Hayır canım. Seda Hanım senin yüzüne bakıyor. Ya sen cevap veremiyorsun. Mesela ne zaman Nurten böyle bir şey teyze, oldu? Yanır. Nurten teyze annem cevap veriyor. Annem konuştuğu zaman... Ben kendim söylüyorum hatta. Dün mesela cuma günü bir konu açıldı. Konunun benimle uzaktan yakından bir alakası yok. Ben de dedim ki anne bunu sen cevapla. Onun haricinde bana sorulan bir soruyu anneciğim yanıtlar mısın demiyorum herhalde. Bak hayatım kayınvalidenle iyi geçiniyor olabilirsin. Biz de kayınvalidemle çok iyi geçiniyoruz ama... Ne güzel ne mutlu. Bak ama sen konuşmuyorsun kayınvalidenden. Resmen hani böyle bakıyorsun anne bir şey diyecek mi acaba? Eğer demezse sanki sana cevap hakkı doğuyormuş gibi davranıyorsun. Ne demek o? Bu demek. Bu i̇şte demek sen, hayatım. Senin bilmediğin bir şey bu işte. Sıra sıra konuşmak. Büyüğünü öncelik tanımak. Aysun Nurten Hanım'dan korktuğu için fazla öne çıkmıyor. Çünkü Nurten Hanım'ın önüne çıkarsa Nurten Hanım ben zannetmem yani o yüzü asılır. O istiyor ki hiç kimse benim önüme çıkmasın. Ben lider olayım. Öyle bir şey yok. Bak Aysun ne halde? Naif ne ve kadar, zarif diyor ki Seda Hanımcığım benim. Rahat değilim hayır, de. Hayır. Çünkü kadın kızı o hale getirdin. O kız kendini ifade edemiyor. Alakası yok. Kadın çok gelininden güzel. Daha bir kat hayır, daha, ne bir tık, daha üstün. Öne çıkıyor. Ha, Aysun Nurten Hanım'ın önüne işte. Çıksa Nurten Hanım kriz geçiriyor. Yok. Bak o da bak, bakıyor ki Nurten Hanım'ı ben nasıl yapayım? Ben de gelin, annemin kayınımın arkasında gelin, duruyor. Gelin kayınvalidenin yanında arkasında duruyor evet. Arkasında ama duruyor. Ama Nurten Hanım da lafını esirgemiyor. Ben seninle burada zaman geçirdiğim için seninle ilgili konuşuyorum. Farkındaysan hiçbir zaman hiçbir şey söylemedim kayınvalidene. Benim kayınvalidem de aynı şekilde. Eğer olayın içerisine dahilse o cevap veriyor. Hayatım ben seni yani konuşmak ben şöyle istiyorum yapacağım. Ama sen anne, bana şimdi, cevap vermiyorsun anne ki. Şimdi sen iki kelime söyleyin şimdi dur sıra bende. Eşit olalım. İki de ben söyleyeyim. Bunun yarışına girmeye gerek yok ki. Geri geldiği zaman sen diyorsun ki ben daha baskın karakterim. Ben bunu iddia etmiyorum. Ama bu demek değil ki ben kayınvalidemden korktuğum için konuşmuyorum. Veya bir baskı altında olduğum için konuşmuyorum. Bu anlama gelmiyor. Nurten Hanımcığım eleştiriyi kaldırmalısınız. Bu söylediğim lafa da saygı duymalısınız. Saygı duyuyorum ama benim eleştirilecek bir şey olduğumu zannetmiyorum. Ama öyle bakın, görünüyor. Ben size ben bir şey yanlış düşünüyorum. Hayatım. Nagihan ben mi yanlış düşünüyorum? Ama şimdi burada asla bir eleştiri yok. Şimdi Nurten Hanım'da yok, şu var. Yok direkt hitam var. Bir şey sizin bir konu açılıyor ya kendini hemen şeye alıyor böyle ne derler hemen gardını alıyor. Kendini atıyor, ama herkes atıyor, öyle değil midir? Savunmaya geçiyor Nurten Hanım. Ama herkes de o yok mudur? Ben hayır. Size biraz biz, bir şey söyleyeceğim. Ama biz, bakalım ne kadar sanki başka değişik bir savunma. Bak ne kadar gardını aldı. O bir laf söyledik. Nasıl gardını aldı? Nurten Hanım ne yapıyorsun? Çok sinirlenirsen ben de alırım. Nurten Hanım savaşa gidiyormuşuz gibi hareket ediyorsun. Ben ne yapıyorsun sen ya? Biz ben burada bir şey konuşuyoruz. Hangi gardından bahsediyorsun? Ama şurada şimdi dediler ya gardını bir şey tartışıyoruz. Niye gardımı alayım ben yani? Hani ben şimdi diyorum ki gardını alıyor. Et kadın yükseliyor diyorum. Siz de diyorsunuz ki her söylenene ne tartışmaya girmek istemiyor. Kendini eleştirilmesini istemiyor. Ama seni beni eleştiriyor. Tartışan aynen var mı? Öyle. Benden çok tartışan aynen insan öyle var mı? Fırsat vermiyorsun. Benden çok benim üzerime gelen insan. Aynen öyle. Fırsat verdim işte barbar bağırıyorsun. Ama bir sus çeneni de konuşalım. Hemen üstüne atlayıverdin. Bak nasıl bağırıyorsun. Hemen atlayıverdin üstüne. Sus kendi kendine konuşsun diyor. Sustum. Hadi sustum ha. Hadi gardına hadi bakalım. Ne gardını? Ben niye ne senle niye gardımı alayım? Neyin var ki senle? Benim Neriman, sana demek istediğim ne biliyor musun? Neriman. Aysun'un önüne geçmek için bütün çabayı harcıyorsun. Benim çabam Aysun yok. Senin önüne geçip de orada gelin olarak geçemez ben konuşmadım. Aysun'un... Geçemez. Niye geçemez? Geçemez. Aysun geçemez. Korkuyor, evet, korkutuyor kızı. Saygısından geçemez benim evet. Dedim, geçmez. Yani bence baskı altında olan Ayten, ben senin değil Ayten'in baskı altında olduğunu düşünüyorum. Yani senin, evet Nurten teyze şöyle açıklayayım. Daha baskın bir karakter. Fakat Yağnur diyor ya sen baskı altındasın diye. Sen yok değilsin. Öyle bir şey. Asıl baskı altında olan Ayten. Ben mi? Ben onları dışarıda Neriman teyzeyle bugün konuşurken gördüm. Allah Allah. Gerçekten bak görüntüleri de vardır mutlaka. Bir izleyelim inanamayacaksınız. Çok komiksiniz. Aa, gerçekten inanamayacaksınız. Bir izleyelim. Merak ettim şimdi.
bazı hareketlerin gerçekten beni çok üzüyor, çok üzülüyorum. Ne hareketlerim anne? Annem ne bileyim bir olay oluyor, bir sana düşük puan veriyorum. Hemen afallanıyorsun ya, böyle afaka kalkıyorsun. Anne kalk gidelim diyorsun. Niye gidelim, biz buraya yarışmaya geldik kızım bizim. Anne, niye bak, gideceğiz ama o kadar emek harcamışız. Bak. Sonunu getirmemiz lazım bu işin. Ben sinir oluyorum. Her seferinde o yanda yüksek puan aldığı zaman, göbek attığı zaman ben sinir oluyorum. Kız bildiğin beni taklit ediyor. Sen onların ağzlarına şey veriyorsun. Yeri geliyor ben kayınvalidelerden çok güzel puanlar alıyorum. 5 alıyorum, 4 alıyorum. Sen geliyorsun tak bir biri basıyorsun, bana hop diye indiriyorsun aşağıya. Bak Seda'nın kayınvalidesine. Kadın sürekli buluyor ya. Ayrıca baksana Aysun'un yaptığı hareketleri. Paravan çekiyor, bilmem ne yapıyor. Beni düşürmeye çalışıyorlar. Hepsi bir olmuş bana geliyor. Üzerime yürüyorlar. Bizi güçlü gördükleri için bizi aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Ve sen bana her düşük puan verdiğin zaman, onlara yüksek puan verdiğin zaman bitiyor olay. Sen benim yanımda olursan, biz de Nurten teyze gibi, Aysun gibi iyi bir ekip olursak, bak onlar ikisi Allah var iyi ekipler. Ve o yüzden gidiyorlar. Sen benim yanımda olursan, sen bana güzel puanlar verirsen biz yükseliriz. Nagihan teyze de zaten ikide bir düşük düşük bayılıyor. Düşük puan alınca hemen morali bozuluyor. Sonra birden yüksek puan alınca da yükseliyor. Görmüyor musun hal ve hareketleri? Bildiğin rol yapıyorlar. Ben ya. Nagihan'ın rol yaptığını artık inandım. Tabii ilk zamanlar, ilk zamanlar gerçekten üzülüyordum. Ama bir insan bu kadar bayılmaz. Yemeklerini güzel yap. Senin... Anne ben zaten her zaman güzel yapıyorum. Bak, emin bak senin ol. Yemeğini güzel yaptığını biliyorum ama dikkatli yapmak, iki puanımız kesin. Sen de o koltuktan böyle tavana, etrafa bakma. Benim elime bak, odaklan ve beni bul anne. Biz de o çeyreği alalım, yakamıza takalım. Yani benim paravanı çekmemle senin aşağıya çekilecek olmanı böyle ağzından itiraf edercesine söylemen o kadar hoşuma gitti ki. Yani sadece o konuşmanın orasıyla ilgilendim. Vallahi bir de Aysun sana... ve Nurten Hanım gerçekten çok iyi bir ekip dedin. Sevdiğin için ayrıca teşekkür bak, ediyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben hiçbir zaman iki yüzlü davranmadım. Ne varsa onu söyledim burada. Beni sevenler, beni tanıyanlar bilir. Ben hep başından beri ne diyorum? Onu demiyor muyum Aysun? İşte söylüyorsun. Tekrardan evet. Söylediğin için de sevindim evet. Ayrıca. Bundan doğru söylüyorum ediyorum. Evet. Siz güzel ekipsiniz. Birbirinizi iyice idare ediyorsunuz. Birbirinizi iyi götürüyorsunuz. Gelin kayınvalide toplantı yapmışsınız. Sıkıştınız değil mi? Birbirinizle artık şey mi yapıyorsunuz? Ben gelinimle oturdum. Çok güzel bir orada bir tartışma yaptım. Güzel her şeyi kararlaştırdık, konuştuk. O açıldı, ben açıldım. Fikir birliğine vardık. Ve dedik ki bu altınları biz alacağız. Bu yarışmadan akımızın, yüzümüzün akıyla çıkacağız. Bizi de çekiştirmişsiniz. Benim ayılıp bayılmalarıma, Nurten Hanım'ın Nilgün'ü hep konuşmuşsunuz. Nagihan Hanım. Helal olsun size. Ayten doğru demek söyledi. Ben de doğru söyledim. İstiyorlar. Orada demek evet, istediğim şu. Ben artık Nagihan Hanım'ın bayıldıklarına inanmıyorum dedim. Biz tiyolaşamıyoruz. Onu demek istedi. Hani ikili oldular diye. İyi bir yanıma gelsem. İyi bir ekip olduğumuzu kabul etmiş. Ay, ekip olarak tiyolaşıyorlar yani. Tiyolaşıyorlar dedi. Bir ekip yani. Ekip. Biz o tiyoyu yapamadık daha. O kafamız o kadar çalışmıyor işe. Gelinleriniz birer tane çeyrek aldı. Benim gelinimin iki tane var. Sizin gelinleriniz benim sayende aldılar. Bugünden sonra beş verdim, dört verdim. Ben gelinime hep bir iki verdim. Ya bu kadar havalanma şimdi sen de yani. Neden? Ama iki tane çeyrek aldın sonuçta ya. İki tane aldım. Yani bizim bir de... tane fazla var. Benim o altınlar, bilezikler bu masada duruyor bize hayatım. Bize de sıra gelecek. Biz de herhalde ikişer, üçer tane belki alacağız. Belki bu hafta da yine bizde kalacak. Daha şurada dur, haftanın başındayız ya. Olsun ama bizde kalsın. Arkadaşım daha haftanın başındayız. Aytencim canım. Artık böyle canım diye hitap ediyorum ya, hani böyle bir hayaller kırılsın. Söyle canım, söyle bebeğim, söyle. Pardon da ben neyimi taklit ediyorum, bir öğrenebilir miyim hayatım? Vallahi her şeyimi A'dan Z'ye kadar. Neyimi vay taklit be. Ediyorum? Hal ve hareketlerimi, dans belki etme şeklimi. Belki benim kapasitem anlamıyor. Sen bana bir anlatır mısın bebeğim? Her şeyi işte anlatıyorum ya. Neden IQ'un 140 diye hayatım, nasıl almıyorsun, anlamıyorsun? Anlıyorum da. Kız diyor ki da. Beni taklit ediyorsun. Cerem onun gözünden göremiyorum. Hangi özelliğini taklit etmişim Ayten, diyorum. Ayten neyini kıskanıyor, taklit ediyor? Aşkım, bir anlatır mısın? Aşkım dansımı taklit ediyor. Konuşmalarımı, hal ve hareketlerimi. Hangi dansını? İlk zamanlarda şöyle kayınvalidesiyle birbirlerine mı giriyorlardı. Aysun geldi. Aysun'u gördü ki kayınvalidesine karşı saygılı, ben kayınvalideme karşı saygılıyım. Hemen bağırmalar, çağırmalar bitti.
Canım zaten yani güzel tamam örnek olabildiysek ne mutlu. Evet, oluyoruz. Ne mutlu bize. Evet. Hayal görüyorsun hayatım. Ayten bir aldığında oynuyordu ya. Sen de bir aldığında oynadığın için Ayten beni taklit ediyor demeye tek başladı. Tek o değil ki daha neler çıkaracağım. Söyle ortaya. Hayatım söyle. Aa, ne çıkartacaksın daha ortaya? Danelerine şahit olacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bence beni çok kıskanıyorsun biliyor musun? Beni mi? Yemin ederim burada kıskanacağım en son kişisin. Sen böyle bir algı yaratmaya çalışıyorsun. Baktın senden daha güzel bir gelin geldi. Bak onu senden bile taklit etti. Daha dedin ki beni kıskandın döndü dedi ki sen beni kıskandın. Onu bile taklit etti. Burada hiç kimse bana atıyorum Yağmur gelip de beni taklit ediyorsun demedi. Ya da Aysun gelip beni taklit ediyorsun demedi. Ne mutlu bana ya gerçekten. Ay Nilgüncüğüm sabahtan beri kolyeni soracağım nereden aldın diye. Çok güzelmiş arkadaşım Manisa'da ya. Yapıyorlar bunu. Kim aldı onu? Yağnur'un bir arkadaşı küçük gelinim almış küçük hediye. Küçük gelinini aldı. Evet. Ha. Evet. Çok mutlu oldum aldığı için. Şöyle bir şey söyleyeyim kızlar. Yağnur bana çok güzel bir altın kolye almış. Ama ben onu çok sevmedim. Niye? Sevmedim. Benim tarzım değildi. Niye? Demode miydi? Evet. Öyle demode geldi. Yani günün şeyi gibi değildi böyle modeli gibi de hiç sevmedim hep duruyordu. O gittim verdim onu sattım. Gerçekten mi? İnanın buna. Gittim sattım onunla robot süpürge aldım. Aa. Akıllı süpürge. Gelinin ama verdiği hediyeyi satıp süpürge evet, mi aldın? Evet. Yani evet. Biliyor bunu. Bilmiyor. Ay şimdi duyacak işte. Mahvoldum. Eyvallah. Duyacak gerçekten. Hiç de mahvolmasın. O bana vermiş. Ben istediğimi yaparım. Akıllı süpürge almana memnun oldum. Çünkü çok rahat. Gerçekten çok rahat. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Mutfakta onu bozdurup almak lazım. Başka bir şey yapayım. O çalışıyor ben gidiyorum oturuyorum. Pıt halıya getiriyor. O kadar zevkli ki. Neriman abla. Çok akıllı. Her yeri süpürüyor. Onu şey o kendi yapıyor. Gidiyor. Her yeri süpürüyor. Yorulmuyoruz. Kumanda seyrinde değil mi? Yok yok o kendi ayarlıyorsun. Kendi gidiyor. O ne kadar güzel. O kadar akıllı. Banyona tuvaletine kadar giriyor. Hepsine giriyor. O kolyeyi verdin diye bak Yağmur seni ne yapacak? Ne yapabilir? Allah aşkına ya. Sattım. Bir şey diyemez ama ki. Ama hediye. O hediye olsun. Kızçeler, kızçeler. Nasıl hoş gidiyor? Geldiniz. Çok Seda güzel Seda Hanım. Aysun. Efendim Seda. Karavan yok. Şey paravan. Ha getirmedim bugün kendisine söyledim. Bugün getirmeyeceğim dedim çünkü psikolojik baskı olduğunu ben hissettim. Ha. Kız malzemelerini unuttu yani. Aşırı derecede bugün komik yapmayacağım. Birisi olduğu için kendisi. Bugün yapmayacağım. Ondan mı getirmedin yoksa kaynanan ona da dört verdi diye mi getirmedin? Paravana rağmen dört verdi. Ya nerede kapansın? Ne satabilirsin. Sana hediye gelen bir şey satabilirsin. Satarım değil mi? Satarım tabii yani. Tabii ki. Satar baş. Yine ölünceye kadar onu mu saklayacak? Kime kalacak o getirdiği altın, akça, o bu? Ben satarım yani ihtiyacım var. Sizde maneviyat. İhtiyacı yokmuş. Maneviyat diye bir şey yok mu? Maneviyat değeri olan bir şey yok mu? Farklı bir şeydir. Benim annemden bana yüzük kalmıştır. Asla onu bozmam. O da gelininin ama. Ama hayır. Onu da gelinin almıştır. Normal günde aldı. Ben ne onu saklayamam. Olsun. Benim gelinlerim bana bir çöp tek, alsa bir dakika, ben en güzel yere koyarım ben onu. Ben konuşuyorum. Konuş. Pırlanta yüzüklerim vardır annemden kalma. İki gelinim vardır küpeleri senin. Yüzlük Yağnur'un derim her zaman. Onlar da çocuklarına. Tamam şimdi sen ben de onların takıyorum. Verdiği hediye o farklı bir şey. Versene. Hediye. Benim gelinlerim her şey alıyor bana. Ne var yani? Soru geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Yeni evlendiniz. Hı hı. Kocanız yemeklerinizi beğenmeyip size sürekli yemek tariflerini annemden istediyor. Tepkin ne olur Dayson? Neden annesini isteyeceğim? Annesinin yemeğine tamam yedi. Onun damak zevkine, elin lezzetine alışkın olmuş olabilir ama ya ondan sonra bir ömür boyu ben yapacağım. Benim yaptığım yemeklere alış hayatım, bir zahmet derim. Heh. Yani aramam ben. Kusura bakmasın. Yani genel olarak benim elimin lezzetine alışmasını isterim. Ha. Ama ben böyle kavga çıkararak yapmam yani. Öyle mi? Hani ararım, sorarım ama sonra gelebildiğimi... yine bildiğimi yaparım. Evet, sen evet. Taktikçi gelin. Evet. Ayten. Evet, Seda Hanım. Neyin eksik senin burada? Bir şeyin eksik. Yok bir şeyim eksik değil. Domates koyacağım sadece. Ha, salçanı koydun mu? Salça, biber, biber. Onları koyacağım. Şimdi Neriman'dan yemek tarifi isteyeceksin sen. Çünkü Emrullah diyor ki
beğenmiyor, çaktıramıyor da sana. Annemi ara diyor. Yemek tariflerini annemden al diyor. Çok basit bir formül yaparım. Ne yaparsın? Hiç kendim de yormam. Pılını pırtını toplarım, kapıya koyarım. Git bundan sonra annen sana baksın. Bu kadar. Olay bu kadar hızlı bir şekilde. Ay çok hızlı oldu ama çok bu cevap hızlı. Böyle beklemiyordum. Yani. Ama biraz entrika istiyorum lütfen. Seda Hanım önce gelir eve. Yemeği yapmam. Ondan sonra der ki hayatım yemekte ne var? Ben de derim ki yemekte hiçbir şey. Kocaman bir boş. Sıfır var. Neden? Niye öyle diyecek? Diyeceğim sen benim yemeklerimi beğenmiyorsun yani aşkım. Annen çok güzel yemekler yapmış. Hadi koş annene. Git kuzu çevirmeler mevirmeler yapmış. Git, git ye. Git ananın evine. Ha, istediğin çeşitli çeşitli yapsın sana. He. Sersin hep, önüne. Hep erkekler mi gidecek ananın evine gidiyor? Biraz da kadınlar git, desin. Aynen git ananın öyle. Evine. Git ananın evine. Ben de ne güzel kızımla kendime göre yemek yaparım. Bir kişiden kurtulmuş olurum. He. Vallahi. Gider mi? Benim kocam yedi mi iki kişinin yerine yiyor. İki tabaktan kurtulmuş olurum Sedan. Emrullah iki kişinin yediğini mi yiyor? Yiyor Sedan. Maşallah iyi boğazdı. Kurtulmuş olurum, yemek yapmamış olurum. Sonra da git odanda otur çıkma. Bu kadar. Oo. Bilgisayar odası var evet orada otursun çıkmasın. Ne gereği var ya ayak bağı olmasın. Emrullah. Evet Seda Hanım benim yemeklerimi beğenmiyor gitsin otursun odasında. Tamam yemeğini yedi geldi çocuk günah artık. Yok ya. Bana demeyecekti o lafı. Bitti ağızdan çıktıysa söz bitti. Hadi canım. Evet. Seda. Seda Hanım. Harun dedi ki. Diyemez. Annem. Net diyemez. Harun. Seni. Ben bir daha soruyorum. Seda Harun dedi ki. Diyemez. O Harun değil. O başka birisi Seda Hanım. Nasıl ya? Olamaz. O ay benim kocam olamaz. Bunlar böyle yapınca nasıl? Diyemez yani. Seda ben senin yemeklerini beğenmiyorum. Annemin yemeklerini beğeniyorum. Git ondan tarif al. Harun görünümlü başka birisidir o Seda Hanım. Diyemez. Niye diyemiyor bu adamın konuşma hakkı yok mu? O zaman benim? Evlenmeyecekti. Bol bol anasının yemeklerini yiyecekti. Kız niye hemen kötü tarafından düşünüyorsunuz? Ne var hayır bunda? Yani. Arasan da anasından iki tarif alsan. Alırım çok... ama heh. Her gün her gün de olmaz ki Seda Hanım. Ne var her gün ara bir telefon. Aramam. Anneciğim nasılsın? Sonra bugün benim, ne pişireyim? Benim kayınvalidem ne yapar biliyor musunuz? Heh. Bütün konu komşuya. Harun benim yemeklerimi daha çok seviyor. Seda'ya her gün beni arattırıyor, tarif aldırtıyor der. Biliyorsunuz ne akış der. Hava olsun diye camı der. Açar, balkona çıkar, böyle yapar bak, balkona der. Çıkar. Fatma Hanım, Ayşe Hanım, Hüsniye Hanım, nasılsın? Der. Ah oğlum evlendi ama ne yapayım, yemeklerimden vazgeçemiyor. Bugün gene beni arattı. Rezil eder beni. Bak annem önümüzdeki 25 yıl konuşur Seda Hanım. Ben ona o lafı veremem. 25 yıl. 25 yıl ısıtıp ısıtıp önüme sunar, asla 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 aramam. Ben burnumu çıksa yerden almam zaten. Ne derse ki tar annenim değil. Annenin evinde ya hayatım derim. Heh. Ben de kendime ne istiyorsam onu yaparım. Canı bir şey istediğinde de ay aşkım annen de bunun tarifi yoktu. Ben biliyorum yapamam kusura bakma derim. Büyük ceza yazık ya. Ne olacak bunlar? Yunus ne olacak şimdi? Seda dedi Hanım. Ki, dedi ki çocuk bir anda çıktı ağzından. Der. Der. Der mi? Çok da der. Benim kocam inanılmaz derecede yemek konusunda hassas. Çok titiz. Bir çeşitte de asla kalmaz. Dediği de oldu Seda Hanım. Ben bu sorduğunuz soruların çoğunu evliliğim boyunca yaşadım. Ne yaptım biliyor musunuz? Heh. Tamam hayatım dedim. Tabii ki de annemden öğrendim. Mesela onlar göçmen. Büryan diye bir yemekleri var. Bilmem bilir misiniz? Tavukla bilmem yapar mi? Kayınvalidem. Evet. Çok da güzel yapar. Çok güzel kuru fasulye yapar. O da kayınvalidesinden öğrenmiş. Bazı yemekleri onda önce yedim nişanlılık süresince. Heh. Bazı yemekleri sordum ama kendi bildiğimi de okudum Seda Hanım. Ve zamanla Yunus benim elimin lezzetine alıştı. Şimdi bana ne diyor biliyor musunuz? Heh. Büryan ve kuru fasulye hariç anne diyor yağını senden daha güzel yemek ay, yapıyor. Ay Nilgün'e diyor mu bunu? Gerçekten diyor benim eşim söyler. Hiç çekinmez. Hayır canım biz yemek yapamıyor muyuz falana giriyor. Çünkü ben de Arnavut kızıyım. Elimin lezzetine güveniyorum. Evet Aysun'la Yağnur taktikçi gelin. Taktikçiler bunlar ikisi de. Seda'yla Ayten bodozlama gidenler. Giderim. Evet. Vallahi giderim. Yalan Ayten söylemeye gerek yok Seda. Doğru anladım. Hadi ananın evine diyenler. Ayten ve Seda. Taktik yapanlar Naşingen. Yağnur ve Aysun. Taktikler. Nilgün Hanım, heh, senin gelinin o kadar akıllı bir kız ki tam doğru. Bir ev hanımı. Niye gelinini çağırıp da evini temiz etmiyorsun da akıllı süpürge alıyorsun? Hayatım, onun 3 tane çocuğu var. Kendine yetişemiyor. Onun evinde her gün kadını geliyor. Haftada 5 gün. Niye çağırayım onu? Onu kendine anca
evini yeterli oluyor. Ay, öyle... Ben akıllı süpürgeyi aldım. O almış gibi oldu bana. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Evine kadın geliyor da kadınla beraber mi çalışıyor evde? Nasıl beraber mi? Hani eve kadını geliyor diyorsun. Hayır canım o yapmıyor. Onun üç tane çocuğu var. Peki senin evine haftada bir kere gelse. Benim bana da geliyor. Kendi şöyle bir evin elektrik süresini alsa. Hayır kadın bana da geliyor haftada bir gün. Yağmur gönderiyor. Ama ben o akıllı süpürgeyi günlük her gün belim ağrıyor. Her gün açıyorum ben. Yani çocuklu insanın aklına gelmez. Yanlış anlamayın. İlla ki o süpürgeyi alacak paranız vardır. Mutlaka. Vardır. Tabii. Allah'a şükür. Tabii ki mutlaka vardır. Var. Varken niye insan gelinin aldığı bir hediyeyi götürüp bozdurup da akıllı süpürge alır? Beğenmedim. Atmayın yani. Beğenmedim hanımlar, ki. Hoş geldiniz. Merhaba Seda Hanım. Nasıl gidiyor? Çok güzel. İyi. Gidiyor, güzel gidiyor. Hoş geldiniz. Neriman. Efendim canım. Torunun oyuncağına oturuyorsun ne güzel. Hiç sorma çocuğu. Ay ben ondan negatif enerji kızımın aldım. Kızımın oyuncağına atmadıkların masa yer kalmadı. Ay Neriman çek Allah aşkına. Biri oraya attı, biri yere atıyordu, biri hiç buraya koydu. Sevmediler. Halbuki ben bunu ilk kadın kurutma makinesinde de kuruttum getirdim. Peki sorunuz geliyor. Oğlunuz yeni evlendi. Ve evladınız eşine diyor ki karısına, buradaki gelininize, yemek tariflerini annemden iste diyor. Belli ki yapılan yemekleri beğenmiyor belli ki. Anne lezzetini. Gelin ne tepki verir? Ayten ne yapar? Şimdi hanımına yemek tariflerini annemden al diyorsa ben de kızarım oğluma. Çünkü onunla bir evlilik kurmuş. Yani o herhalde kendi yardım etsin. Sen değil, karı koca beraber yapsınlar. Ayten, sen oh çok şükür diyorsun. Bak benim yemeklerimi istiyor diyorsun. Ayten ne yapar? Ayten mi? Kız! Anladım. En kolay soru. Ayten kızar ya. Kızar Ayten der. Ben kadın değil miyim? Ben yemek bilmiyor muyum? Niye annenin der? He? Eğer çok da akıllıysa bilmediğim bir tarif varsa annenden alalım der. He? İşte bunu soruyorum. Evet yani. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Bir yemek ay, yapıyor. Gerçekten o yemeğin tarifini bilmiyorsa oğlum demiştir annemden tarifi alalım yapalım diye. Beğenmiyor. Bu gayet belli normal. Ki senin Emrullah senin yemeklerini özlüyor. Ayten'e de diyor ki annemi arada yemek tariflerini annemden al diyor. Seninki ne yapar diyorum. Kızar tabii yani. Hadi. Kızar. Niye kızmasın ki ev hanımı ev yapmış kendine. Bir ocak kurmuş. Orada yani onu kurduğuna göre yemek de biliyordur demektir. Ha. Tabii. Hala cevap alamadım. Kızar. Kızar yani. Nasıl diyeyim şimdi? Burada ikilem var ortada. Kızar Ayten kızar. Ben olsam ben de kızarım. Evet. O kadar internet var, yemek kitapları varken niye gideyim de anandan isteyim? Öyle mi? Tabii. Bak, bu güzeldi. Evet. Nilgün Yağnur ne yapar? Ne tepki verir? Şimdi Seda Hanım bu soru ama gerçek hayatta Yunus mutfakta biraz huysuz erkek. Ha. Çok teferruatlı yemekler ister. Çok düzenli sofra. Yağnur da gerçekten yapar yani. Yapar. Ha. Öyle ama alıştır. Şöyle düşün. Beceremediğini. İşte ilk zamanlar gerçekten biz bunu yaşadık. Ha. Yaşadık. Yağnur da ne yapar? Aman anne der. Git der annen de yapsın, annen yapsın der. Ye der. Nurten Aysun ne tepki verir? Vallahi Aysun bence tepki vermez. Çünkü Aysun da genç yaşta evlendi. Hemen hemen ben öğrettim sayılır. Tabii onun da bildikleri vardı da. Bizim de kendi yöresel yemeklerimizi öğretti. Tepki vermez vallahi arar hatta. Anne kız çağır benim yemeklerimi beğenmiyor galiba. Senden tarif istiyor. İşte bir şeyler tüyolar ver bana da ben de yapayım der. Der. İnşallah öyle der. Yani böyle büyük bir tepki yok, göstermez. Yok yok. Böyle abartmaz. Nagihan, yani. Nagihan. Nagihan. Seda, Seda'ya. Seda'ya diyecek ki annemin yaptığı yemeklerin tarifini annemden iste. Diyebilir mi? Diyemez. Bak dürüst ama gayrı, Harun çok kurnaz bir dürüst çocuk. Ha. Harun çok kurnaz. Ama benim yetiştirdiğim çocuk diyor. Ama benim yetiştirdiğim çocuk der ki Seda'cığım eğer canı benim yemeklerimden istiyorsa biliyor Seda'nın tepkisini çünkü. Seda bu akşam yemek yapma anneme gidelim der. Ama bu hep oluyorsa Seda ne yapar? Seda göbek ata ata gelir evde yemek yapmamak için. Öyle mi? Ha, bu Seda'nın işine gelir diyorsun çok sen. Çok işine gelir. Hemen bir telefon eder. Anne bu akşam sendeyiz. Ne yemek yapacaksın? Ne istiyorsanız kızım der. Kızmaz mı yani Harun'a? Yani Harun çok kurnaz benim. Ha, Seda, Seda'yı bir şekilde bana çevirir. İşte anneme gidelim. Bu akşam yemek yapma karıcığım. Ha. Sen yorulma. Abi her akşam.
Vallahi ama yapar. Ama o soruyu soruyor oğlum. Ama işte bak diyor ki annenden tarif al diyor annemden. Yok onlar anlamak istemiyorlar. İstemiyor işte. Ben tükendi benim ben, ama. Ama yaşlanıyorum ben burada. Seda Hanımcığım bir şey söyleyeyim mi? İşlerine geldi. Benim oğlum Seda. Bütün yemekleri kendi yapıyor Ayten'le. Beraber yapıyorlar. Ya bak, şimdiye kadar benim oğlumun öyle bir düşüncesi olmadı. Olsa bile belki Ayten... Soru bu. Ayten kızar yani. Seda Hanım. Ben de çıkarken sizinle gelebilir miyim? Ben de geleyim sizinle. Seda bir kere kıyameti koparır. Evet, bu soruysa kıyameti koparır. Madem ki annenin yemeklerini çok özledin, niye o zaman evlendin, niye benimle beraber aynı yemekleri yemeye çalışıyorsun der. Git onun yemeğini git, ye git onun mi? Yemeğini ye der. Yani git bu... der sana bundan sonra annen yemek de pişirsin, yok der. Annen pişirsin ye der orada. Doğru. Evet. Ah Seda, sen daha, ne sen daha git gelin almadın. Git der bir daha da gelme sana yemek yapmıyorum der. Oh. Erkekler mi git alan der? Oh, biraz benim, da kadınlar desin git alan der. Benim de işime gelir valla. Aysuncuğum, ben bir şey merak ediyorum ama bunu art niyetle algılama. Hani Nurten teyze böyle çok dominant bir karakter ya. Evet. Bam bam. Yani ben biraz da kendimi benzetiyorum ona. Yani nasıl nasıl anlaşıyorsunuz? Nasıl oluyor? Karakter, açık konuşmak gerekirse. Evet. Ama benim de bazen ya rahatsız olduğum durumlar oluyor. Hatta, mesela? Hatta çok ilginç bir şey anlatmak istiyorum. Hani biliyorsunuz köy dernekleri oluyor. Evet. Annem köy derneklerinin bir tanesinde başkanlığa adaylığını koyuyor. Ama. Tamam mı Seda? Ondan sonra ama nasıl biliyor musun? Canla başla çalışıyor. İşte seçim vaatleri sunuyor. Hatta seçim vaatlerinden bir tanesi de... Görüyoruz zaten şeyden. Köyde havuz yaptıracağım. Ondan sonra neyse işte çalışıyor ediyor falan filan. İş hani seçime geliyor. Evet. Ve annem sadece bir tane oy alıyor. Yani bu demek oluyor ki sadece... Kendisi kendine oy kullanmış. Ne çocukları, ne babam. Gerçekten mi? Hiç kimse ona oy kullanmıyor. İnanamıyorum. Ve bu serüven de bu şekilde bitiyor. Ben şu an şok. Bu anlatılmaz. Küsranla sonuçlanmış gerçekten. Aysun. Ya bir şey yani düşünebiliyorsunuz değil mi? Bence biraz da yani şimdi ne yalansı lider ruhu var kayınvalidende. Neden oy alamamış? Nurten teyze bunu i̇şte duyarsa Aysun... Zaten o yüzden böyle hani bu büyük bir şey aslında. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Ha böyle bir şey adım atması zaten onun ne derler? Ne kadar özgüvenli işte baskın, olduğunu. Özgüvenli olması zaten birinci kural da. Hani ne kadar baskın, işte kavrayıcı, ne derler? Ya hükmedici diyeceğim ama belki kötü bir tabir olacak. Olduğunun i̇şte bak, ben açıkça söylüyorum. Bir göstergesi örneği. Aileden de kimse Nurten teyzeye oy vermemiş. Eşi, dostu, akrabaları geç. Hiç mi akrabası Nurten yok? Nurten teyze hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiçbir şey demedi. Bilmiyorum. Kendisine sorarsanız bence o kendisi daha net yani anlatır. Yani ben çok İlk bozulurum. Olarak. Benim kocam bana böyle bir şeye gireceğim ve destek vermeyecek. Ben de bozulurdum. Oy vermeyecek. Ben var ya. Eşin vermeyecekse kim oy verecek sana sen yani? Sen niye vermedin? Evet. Hayatım geçmiş zaman. Aysun eğer şimdi olmuş olsaydı. Evet. Gerçekten verir miydin kayınvalidene oy? Tabii ki gözüm kapalı verirdim yani. Destek verirdim. Ben tabii ki destek verirdim. Her şeyden önce kadın olduğum için bir kadına her konuda destek verirdim. Helal olsun. Ondan da ziyade ben annemin fikirlerine gerçekten güveniyorum. Onu görüyoruz hani hayatım. Hani fikirlerimiz de çok uyuşuyor. O yüzden yani gözüm kapalı desteklerdim öyle söyleyeyim. Güvendiğini biliyoruz zaten bunu görüyoruz. Ne bileyim ya bana kocam, oğlum, evladım çünkü yani oy vermeyecek. Çünkü şunun altını çizmek istiyorum. Annem hani boş vaatte bulunmaz. Anlatabiliyor muyum? Eğer seçilseydi söylediği her şeyi gerçekten yapardı. O onu karakterde, bilemeyiz. O karakterde bir kadın. Bırak fırına atma. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bitirenler yanıma gelsin. Diğerleri de tamam atsın artık fırına bitti.
Attınız mı? Attık, attık Seda. Hadi gelin. Alp'e koşsun. Teşekkür ederim. Aysun, Aytin, gönder şarkıyı. Hoş geldin yüreğime, gönlüme. Hoş geldin ya yüreğime, baş ver. Şener Şen'in filmine anlattım döndü. Yani. Aşk olsun Aysun. Nasıl oldu? Dernek seçimi biliyorsunuz. Üyeler oy kullanabiliyor. 4-5 tane de aday vardı. Benim bayan olmamdan dolayı yani... Hiç vermedim. Tabii. Bir kendi ismi verdim. Kaç üyeli bir dernek? Pendik'te mesela 1500 üyemiz var. 1500 üyede bir oy mu çıktı? 5 tane aday vardı ama. Bir kadın aday bendim. Aysun diyor ki kayınpederim bile rakibe oy verdi. Muhteşem finalin ikinci haftasının ilk gününde gelinlerim fırında etli bostan patlıcan pişirdiler. Bakalım nasıl pişirdiler? Güzel olmuş. Patlıcanı pişmiş, etleri güzel, kıvamında. Üzerindeki sosu vallahi güzel. Çok güzel pişmiş. Eti de iyi pişmiş, patlıcanı da güzel olmuş. Patlıcanı çok güzel pişmiş fakat etlerini büyük bırakmış. Büyük kaldığı için de pişmemiş et, çiğ kalmış yani. Bu tabaktaki et çiğ kalmış. Çünkü büyük. Dişime mi gelen oydu bilemedim. Patlıcanı da, eti de, üzerindeki soslu domatesleri, içi harika olmuş. 1 ve 3 güzel. 3 birden daha da güzel. Vallahi hafta sonu güzel dinlenmişler belli. Bir tek bu tabaktaki et çiğ geldi bana. Hepsini beğendim. En çok bunu beğendim. 5 puanı buna veriyorum. 3. tabak 5 puan. Çok beğendim. 4 puan. Etini büyük doğramış, çiğ kalmış. Patlıcanı güzel pişmiş ama eti önemli. 1 puanı bu tabağa veriyorum. Bunu da çok beğendim biliyorsunuz. 4 puan. Ama güzel yapmış hepsi. 2. haftaya girdik. Muhteşem derken 2. haftanın ilk gününde 2-4 puan kullandım. İlk 4 puan kime gidiyor?
İlk 4 puan. Yağnur. Bravo Yağnur. Çok güzel olmuş. Bakalım ikinci 4 puan hangi gelinime gidiyor? İkinci 4 puan Ayten. Aferin Ayten sana. Aferin. Şimdi 5 puanı bu tabağa verdim. Acaba Aysun mu aldı yoksa Seda mı aldı? Beş puan. Seda. Bravo Seda'ya bak sen. Aysun'cum ne oldu, sen kebapçı gelinisin ya. Allah, kaynanan kızacak sana, ben sana söyleyeyim. Evet, birazdan gelinlerim burada olacaklar ve kayınvalideler sırasıyla tadıma geliyor. Gelinlerim buradalar, muhteşem finalin ikinci haftasındayız. İlk tadıma kim geliyor? Kayınvalide Neriman geliyor. Uğurumla geliyorum. Hadi bakalım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben tutayım mı onu, ver. Çoluğumuzla çocuğumuzla geldik, bırakacak yer yok. Şuraya oturtturayım mı acaba? Seda Hanım. Böyle otur, babaannene bak. Başla Neriman'cığım. Patlıcanı pişmiş, yani yedim, güzel bir patlıcan. Etleri de pişmiş ama etleri şöyle, zaman kısıtlı olduğu için bana göre pişmiş et. Hı. Yani pişmiş. Tamam. Tadı beğendim da güzel, içi de, tadı da güzel. Hani bu kadar diyeceğim. Güzel, beğendim ya. Yani. Evet. Peki, ikinci tabaktayız. Pişmiş yani içi dış da, fakat bu bundan daha bir lezzetli gibi geldi. Bana tadı daha güzel. Aynısı, patlıcanı pişmiş, evet. Etleri pişmiş. Hı. Lezzeti. Lezzeti de güzel. Yani güzel. İkinci tabağımı daha çok beğendim bire nazaran. Biri de beğendim, ikiyi de beğendim ama bunun biraz lezzeti bundan biraz daha fazla. Anladım. Yani bu var arada. Üçteyiz. Üçüncü tabağın da patlıcanları pişmiş, eti de pişmiş, biraz daha yumuşak. Yani güzel, tatları hemen hemen hepsinin aynı. Yani bir fark bulamadım da lezzette farklılık var. Hangisi daha iyi şu ana kadar? Şimdi şu ana yediğimde bunun da eti pişmiş. Bu bundan biraz daha fazla pişmiş. Bu birazcık, o öyle yani hemen hemen pişme şeyler ayarları aynı gibi. Peki. Dörtteyiz. Ben dördüncü tabağım, patlıcanı güzel pişmiş, sosu da pişmiş, fakat etleri çok sert. Yani eti sert, yiyemedim. Bu anlamaya hazır mısın tatlım? Hatırlıyor musun Neriman ne dedi? Evet, hatırlıyorum. Buyurun ben. Buyurun o zaman, puanları alayım. Buna bir vereceğim. Dördüncü tabak bir. Şimdi ben bunu yedim, güzel dedim, bu bundan güzel dedim, bu da hoşuma gitti, eti pişti dedim, eti pişmiş dedim. Ben şimdi bunun üçünün arasında nasıl Ayten'i bulayım? Şu Ayten olabilir, bu Ayten olabilir, ikisinden birisi. Şuna, buna 5, buna 4 vereceğim. İkinci tabak 5, buna 4 vereceğim. Üçüncü tabak 4, birinci tabak. Şimdi buna da 4 vereyim. Yani riske atmayayım. Tamam, peki. İlk 4'ten başlayalım. Kayınvalide Neriman iki gelinimize 4'er puan verdi. Bakalım ilk 4 puan hangi gelinin oldu?
ortadan kaldıralım. Aysun. Hayret. Ay çok teşekkür ederim. Gel hayatım, buradasın. Bakalım ikinci 4 puan kime gidiyor? İkinci 4 puan kaldıralım. Ayten. Süper. Kurtulduk. 5 puan acaba Yağnur'a mı yoksa Seda'ya mı gitti? Muhteşem finale az kaldı. Bu puanlar çok önemli. Bakalım günün yüksek puanı, 5 puanı kim aldı? Kaldıralım. Yağnur. İnanamıyorum. Gerçekten. Bakın gerçekten oley. İnanamıyorum. Oley. Kaldıralım. Çünkü çok güzel yaptım. Çok Seda güzel. Seda 1. Ben düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız, bizimiz çok çok. Bütün gözler üstümüzde, çekemeyen çok çok. Yakal arabamız var, havamız çok. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle, hayat bizde, her şey bizde, sizde ne var? Lütfen ben şu birlik tabağımı bir görmek istiyorum. Birlik tabağım. Herkesten önce fırına atıp pişirdiğim, artık yani etlerim neredeyse pişmekten kurumaya başlamış, pişmemiş dediği etim Neriman teyzenin. Ye bak o zaman. Ben pişmemiş dediğin tabak lütfen yakın çekilsin. Etlerim kurumaya başlamış ya. Nasıl çiğ? Neriman teyze nasıl çiğ? Herkesten önce ben bak, pişirdim. Çiğ demedin. Ben attım. Et kurumuş. Nasıl? Kurumuş yumuşaklığı gitmiş. Kurumuş demedin. Ben et çiğ demedim, et kuru dedim. Neriman teyzeciğim, o yorumu ben yaptıktan sonra yapıyorsun. Sosu da pişmiş fakat etleri çok sert. Yani eti sert. Yiyemedim. Sen çiğ dedin. Pişmemiş dedim benim tabağıma. Ben şimdi dedim ki pişmekten kurumuş neredeyse dedim. Sen öyle söyledin. Bak pişmemişi anlatayım sana. Etin iyice kuruduğu için çok sert olmuş. Sert olduğu için ona pişmemiş dedim. Yani ete çok çaba harcamışsın ama... Benim yorumumdan orada dolayı değil. Orada kurutmuşsun eti. Etimi kurutmadım, kurutmuş suluydu. Olduğun için pişmemiş diye ona dedim etimi ben. Etimi kurutmadım, suluydu Neriman teyzeciğim. Hatta ben... Evet bak tabağın sulu. Patlıcanın da çok sulu. Evet, sulu çok olacak zaten. Senin bak patlıcanın da çok sululuk var. Sulu olacak zaten. Ölçümüz belli. 1,5 su bardağı arkadaşlar. Aynı. Herkesin aynı. Sulu olacak dedi yemek et türümü. Suyuyla birlikte koyun daha güzel olur dedi. Demedi mi Kızlar? Bak bir fark doğru var. Doğru da bak, ben siz yaptığınız işi bilmem. Ben de patlıcan yapıyorum fırına verdiğinizde. Evet. O iyice pişmiş patlıcanın ama ne hikmetse patlıcan fazla su çekmiş. Ha bugün şanslı. Bugün şanslı kişi ben oldum yani öyle mi? Tadına baktın artık hepsine güzel dediğin için en son tabakta aynen. Da yapacak doğru. Bir yorumun kalmadığı için bu kuru ya dedi. O şanslı be, kişi evet, ben oldum. Etim pişmemiş. Dedi ki, etim var ya yiyemiyorum çiğ pişti. Dedi. Etin, evet, dedi? Etim pişmemiş bana göre pişmemiş. Az önce de kurumuş dedim fazla etim pişmekten. Etim sert geldi bana pişmemiş. Ben çok pişirdim dediğim için şu an kurumuş diyorsun. Ben diğer kayınvalidelerden de çiğ yorumunu alırsam okey derim. Neriman teyze ben burada konuşuyorum. Çok kurutmuşsun. Eti çok kurutmuşsun. Şu an böyle diyorsun. Az önce de çiğ bırakmıştım. Sosu da pişmiş fakat etleri çok sert. Yani eti sert. Yiyemedim. Bak orada çiğ bırakmıştı onu anlatayım sana. Etin pişmemiş. Bana göre, dişime göre geldiğinde saatli çiğ gibi bir şey oluyor. Yani ne oluyor? Pişmemiş. Tamam. Kayınvalideler de benim tabağıma eğer çiğ derse Neriman teyzeciğim. O zaman dedim ki Neriman teyze demek ki ben bugün yapamamışım. Kusura bakma derim sana. Evet yapamamışsın. Ben yaptım. Bayağı yapamamışsın. Çok güzel yaptım. Ama sen Tio'ya odaklı gittiğin için gelinle Tio'na. Aa gelinim hangisi olabilir deyip güzel tabağı bak, böyle... Ben bir şey söyleyeyim mi?
Ben her zaman Ayten'in tabağını hissediyorum. Fakat karar veremiyorum. Beni yakan kararsızlık. Şener Şen'in filmine anlattım döndü. Yani. Aşk olsun Ayten. Nasıl oldu? Dernek seçimi biliyorsunuz. Üyeler oy kullanabiliyor. 4-5 tane de aday vardı. Benim bayan olmamdan dolayı yani... vermedim. Tabii. Bir kendi ismi verdim. Kaç üyeli bir dernek? Pendik'te mesela 1500 üyemiz var. 1500 üyede bir oy mu çıktı? 5 tane aday vardı ama. Bir kadın aday bendim. Aysun diyor ki kayınpederim bile rakibe oy verdi. İkinci olarak tadım için kayınvalide Nagihan geliyor. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Birinci tabakla başlayabilirsin. İçi de güzel olmuş, patlıcanı da güzel pişmiş. Fakat etler yani çiğ değil ama sert. Ha. Dana eti olduğu için herhalde. Ama lezzeti? İyi, idare eder. Peki, diğerlerine de bakacağım. Evet, hepsine bir bakayım. Ondan sonra tamam. En güzeli kararım. İkideyiz. Evet Sedam, patlıcanı pişmiş. Zaten patlıcan çabuk pişen bir şey. Fakat bir lezzet bulamadım. Bu daha lezzetli geldi. Birinci daha lezzetli. Birinci diyorsun. Daha lezzetli. Bunda tuz yok. Bu da aynı Seda Hanım. Eti, dana eti olduğu için tabii ki sert olmuş. Yani yumuşak bir et değil. Lezzet nasıl? Lezzeti güzel. Bir ile iki. Üçün lezzetini beğendim. Tamam. Dörtteyiz o zaman. Ama bir tık daha fazla. Bir mi? Bir daha fazla. Gelinini buldun mu? Vallahi üçünün arasında kaldım. Puanlamaya... Başlayabilirsin hayatım. Evet. Ver puanlarını. Buna yorum yapmadan gidiyorsunuz. Buna bir şey demedin mesela. Yok, o da çok lezzetli olmuş. Lezzetli mi dedin? Tamam. Güzel olmuş. Peki. Patlıcanı pişmiş. Etleri daha lezzetli peki. Geldi. Ver puanını bacım. Bunu beğenmedim. Tatsız olmuş. Evet, buna söyle. Buna bir veriyorum. Bir. İkinci evet. Tabak bir puan. Şuna 5 veriyorum. Dördüncü tabak 5. Ağzından çıktı. 3 veriyorum. Birinci tabak 3. Evet. Buna da 4 veriyorum. 4. Tamam. Hı-hı. Birinci tabağın başındasın. Muhteşem finalin ikinci haftasındayız. İkinci haftanın da ilk günündeyiz. Bu puanlar çok önemli. Bakalım 3 puan hangi gelinin oldu? Pek iç açıcı bir puan değil. Seda. Bir insan en üçler beğendiğim dedi. Anne hiç konuşma. Hayır. Bir de dedin ki bu olabilir mi dedin. Seda en beğendiği tabağı bir insan nasıl üç verir ya gerçekten. Dedin duydun bunu değil mi? Artık ben dediğim bu kadar olamaz yani. En çok bir numarayı beğeniyor. Çok bacım tabağı. 4 puan bakalım. Üçler kaldı ya vallahi. Muhteşem finale giderken haftanın ilk günü. İkinci haftanın ilk günü. 4 puan. Zıplayın. Bakalım kime gidecek? Dört puan kaldıralım. Aysu. Teşekkür ederim. Çok lezzetli demiştiniz var. Gel. Kararsız kaldım. 5 puan Yağmur'a mı gitti yoksa Ayten'e mi?
5 puan kaldıralım. Yağmur. Allah'ım sana sonsuz şükür. İkinci tabak kaldıralım. Oh be, oh be. Ayten 1. Afiyet olsun. Yani Seda zannettim çünkü içi gerçekten Seda'nın yaptığına çok benziyordu. Afiyet elinize olsun Nagihan teyze. Ben sana ne yaptığını söyleyeyim. Birinci tabağa baktın, lezzetli dedin. İkinci tabağa geldin, tadını yaptım, beğenmedim dedin. Tadı tuzu yok tarzında, evet, bir şey söyledin. Tuzsuz. Üçüncü tabağa geldin, dedin ki hala işte güzel, lezzetli ama hala en güzeli bir dedin. Bak anne, hala en biliyorum, güzeli bir dedin. Dördüncü tabağa geldin, güzel olmuş dedin. Allah var, güzel olmuş dedin. Güzel yapmış. Sonra gittin, üçüncü tabağa 4, benim tabağıma 3 verdin anne. Of. Ve ben günlerdir, tamam bugün düşük puan aldım Neriman teyzeden de, herkesten ortalamada yüksek puanlar alırken sen bana 3 puan veriyorsun. Hayır, eskiden olsan şöyle düşüneceğim. Of. Yine annem elenmek istiyor. Annem yine gitmek istiyor. O yüzden yapıyor. Yo, diye hayır, düşüneceğim. Yok, hayır, gitmek istemiyorum. Yok, hayır, gitmek istemezsin çünkü elemeye zaten gidemeyiz. Senden gerçekten özür diliyorum. Evet, aynı hata. Üç gene tabağa yaptım, kadar dedin ki gittim, en güzeli hala bu en dedin. En güzeli ya, lezzetli dedim. Oraya gittim. Yağmur'unkinde kafa gitti gene. O senin zaman gerçekten peki lezzetliydi. Şöyle çok güzeldi. Hatta dedim ki olsa olsa anne bana Yağmur'un tabağını lütfen yo, övme. Yok, olsa olsa Seda güzeldir yapmıştır dedim. Neriman teyzeden sana geçmiş bu puanlama sistemi, anladın acaba mı? Acaba birlikte o da oturup güzel mı olduk? Beni hiç ilgilendirmiyor. Şener Şen'in filmine anlattım döndü. Yani. Aşk olsun Aysin. Nasıl oldu? Dernek seçimi biliyorsunuz, üyeler oy kullanabiliyor. 4-5 tane de aday vardı. Benim bayan olmamdan dolayı yani... Hiç sevenmedim. Tabii. Bir kendi ismi verdi. Kaç üyeli bir dernek? Pendik'te mesela 1500 üyemiz var. 1500 üyede bir oy mu çıktı? 5 tane aday vardı ama. Bir kadın aday bendim. Aysun diyor ki kayınpederim bile rakibe oy verdi. Bir şey konuşacağım. Herkes daha yanıyor. Orada en güzel pişmiş et Ayten'in de. Şaşırdım ben, Ayten'e 4 verdim. Ayten'in tabağı olduğunu bile bile bir verdin. Aa. Gelininin var ya, ben geline bir verdim. Evet, çünkü evet, evet. Bana bir verdi, lezzetsiz dedi. Hiç pişmiyor. Senin puanlamana inanmadım ki sıkıntı yok. Patlıcanın içine bak. Bak sizinkiydi. Bir şey söyleyeceğim. Patlıcanın içine Ayten ismini yazmış. Ben de oradan Ayten diye okudum. Bu mu yani? Sen anlarsın. Damak tadı, damak hayır, tadı. Hayır, şöyle söyleyelim. Anlarsın. Anlarsın. Çünkü neden biliyor musun? Kız güzel yapmış, yemek koyduğunu gördünüz. Son saniyede gördük. Evet. Son saniye, bir saniye kayınvalidem göremez. Neden biliyor musun? Ne? Bir saniye lütfen. Kayınvalidem Ayten'in nasıl yemeği attığını göremez. Niye biliyor musun? Perde kapandıktan sonra son saniyelerde attığı için kayınvalidem i̇şte onu görme ihtimali yok. Biz gördük. Perde biz kapalı. Neyi gördünüz? Perde kapanmadan Ayten etini soğanını oraya attı. Ben görmedim. Sen nasıl gör? Ama sen perdeden bahsediyorsun. Hayır, bir dakika. Sen perdelerin arasından böyle her bakıyorsun. Orada en güzel pişmiş Ayten'in. Yok yok, sen etiydi. Bakıyorsun. Ayten'in çok güzel yemek yaptığını bildiğin için biz koltuktan bir verdin. Biz koltuktan kalkmaya çalışırken gözlerin... sen perde arasından bakıyorsun. Anneciğim, doğru. Neriman teyzeciğim, senin gözlerin röntgen çekiyor ya herhalde. Ya siz konuyu var ya, perdenin arkasından görebiliyorsunuz. Konunun içine girin. Ben dedim ki en güzel Ayten'in yemeğiydi. Ayten'e bir verdim. O zaman kısa bu keselim. Ne dersin Neriman teyzeciğim? İade-i ziyaret yaptı kayınvaliden birebir. O zaman böyle yapalım. Sen benim nasıl lezzetli tabağıma bir puan verdin, benim kayınvaliden de yapmış Seda, ona bir verdim. Seda, bak kaynanan orada niye tereddüt etti biliyor musun? Eti senin o şekilde pişireceğini anladı. Nasıl fakat pişirdim çok tereddütlü. Benim... Her neyse gene bir 3 vereyim dedi. Seni hayır, tebrik ediyorum. Benim adıma yorum pişirdim yapıyorsun ya. Nasıl hayır, bir şeysin anlamadım. Ben senin adına yorum yapmıyorum. Kanaatimi konuşuyorum. Neriman teyzeciğim. Kanaatimi konuşuyorum. Sen İlahi adaletse size döndü. Sevimli kankanızın gelinine gitti. Kötü bir yere gitmedi. Ziyan olmadı puan. Kanka ben niye değilim. Kanka, orada... Neyin kankası? Herkes burada tek başına yarışıyor. Yo, demiyor çok biz. Çok güzel böyle. Sen dörtleri beşleri harcattın. Nagihan teyzeciğim. Geziyorsunuz birbirinize. Aldı şimdi. Puanlar veriyorsunuz. Kalbim. Yağmur buradan bilezikleri alıp giderken size bay bay yaparken Ayten, kankanın arkasından güle güle yaparsın. Aytencim, kanki kanka lafı sana ait bir şey. Burada ittifak kurmak da senden sorulur. Ve kayınvalidesinden. Sen kendi açıklarını başkaları yapıyor gibi Yağmurcu öyle bak. Tamam mı hayatım? Yağmur, biz burada kimseyle ittifak yapmadık. Aa, sadece o bir iletişimdi. Biz ittifak pişmiş yapmadık. Herkes ya toplandıysa da
Evet. Bir dakika sürdü, kimse kimseyle konuşmadı. Çünkü... Bir sana beş vereyim, kendime dört vereyim. Neriman ben kendime bir gidiyor. Vereyim, sana beş vereyim. Pardon, düzeltiyorum. Arsına gideyim, beş vereyim, kendime bir... Oh, ne ala. Ben senin için mi geldim buraya yarışmaya? Yok. Neriman teyzeciğim, o ne zaman şöyle söyleyeyim. Neriman teyzeciğim, düzeltiyorum. Siz ittifak kurmayı çok istediniz ama karşı siz taraftan... Siz ittifakınızı burada kurmuyorsunuz, otelde kuruyorsunuz. İstemediler. Nereye Nurten teyze, ben buraya tek geldim, tek beraber gidelim dedi. Buluşuyorlar yani, orada kuruyorlar, buraya getirmiyorlar. Benim kayınvalidem gibi saf değiller onlar. Ayten senin makara terse çevirmeye başladı. Ha? Ne oldu, terse sarıyorsun hiç durmadan. Kafesinde yapıyorlar kahve içiyorlar, onlar. Kahve içiyorlar, kahve içerek karşılıklı. Olmamış sabahını savunuyorsun ya. Bak Nurten'cim. Bir şey diyeceğim. Sen Seda'ya güzel puan ver. Ne ben de Yağnur'a güzel puan bilmem vereyim. Bir şey diyeceğim. Sen olmayan şeyleri nasıl konuşabiliyorsun? Sen ne sizin yazdığına davet ediyorum. Sen olmayan şeyleri aynı Esra gibi nasıl konuşabiliyorsun? Gayetle mi konuşuyorsun? Böyle bir cümleyi sen birinden duydun mu? Ya da kendi kulağında duydun mu da konuşuyorsun? Duyuyor, düşünüyorsun. Hissiyatını karıştırıyorsun. Hayal mi görüyor acaba? Anneni mi görüyor? Hiç yakıştıramadım. Ben anlatacağım. Bir dakika anne ya. Seda'cığım huyu ol. Bana da aynı otelde değil misiniz bu bir? Aynı oteldeyiz. İkisi görüşmüyorlar mı bu iki? Görüşürler kardeşler. Biz bütün gün buradayız. Bütün gün bir aradayız. Sen yapmıyorsunuz ittifakınızı. Ay, benim annem ben gibi değilsin. Nagihan teyze bana 5 haftadır buradayım. Bir kere 5, bir kere 5, bir kere de 3 verdi. Onun dışında hep 1-2 demek ki ittifak tutmamış. Demek ki o kişi, kendince kandırmaya çalışıyor. Kişi kendinden bir şey. Burada ittifaklar Neriman teyzeden sorulduğu için kendileri gibi düşünüyorlar. Ya her şeyin sonu Neriman'da bitiyor. Ne demek istiyorsunuz? Bunu bırakmayın ya. Ya bir dakika. Şu Ayıcığın adı neydi ya? Unuttum. Ayıcığın adı neydi? Neriman. Bir şey demiştik ona. Dert olmuşsun içlerine Neriman. Ve üçüncü olarak kayınvalide Nilgün geliyor. Merhabalar Seda. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Güzel olmuş Seda Hanım. Biraz etleri diri ama diğer sebzeler pişmiş. Lezzeti yerinde. Yerinde. Güzel. Peki. İkincideyiz. Bunun eti daha güzel pişmiş. Hı. Patlıcanı? Patlıcanı pişmiş. Lezzeti? Lezzeti, lezzeti daha iyi buna göre. Tamam. Üçteyiz. Bu da fena değil Seda Hanım. Yani ama en baştakine göre bu daha güzel. Tamam. Üçüncü tabak. Dörtteyiz. Beğenmedim onu. Beğenmedin. Hı hı. O zaman puanlamaya hazırsın sen. Beğendiğin tabaklar belli. Buna bir veriyorum. Birinci tabak bir. Bu lezzetli geldi. Bu da lezzetli geldi. Buna beş vereyim. İkinci tabak buna beş. Buna da dört vereyim. Dört. Üç vereyim Seda Hanım. Üç. Gel o zaman buraya. Bakalım üç puanı kayınvalide Nilgün hangi gelinime verdi? Üç puan kaldıralım. Aysu. Oh be, oh be. Hep bunu yapıyorsun. Buradasın. Bakalım dört puan kime gidiyor? Güzel puan. 4 puan kıymetini bilin. Evet. Muhteşem finalin ikinci haftasındayız. Bu puanlar var ya. 4 puan daha ikinci haftanın ilk günü. Harika puan. Zıplayın zıplayın durun. Dört puan kaldıralım. Ya
çok iyi anneciğim. Gerçekten çok iyi. Ay kadın fenalık geçirdi. Ay karar veremedim bak, ikisi lezzetliydi. Nilgün, kayınvalide Nilgün 5 puanı acaba Aytel'e mi yoksa Seda'ya mı verdi? Seda! Çok oyna o zaman hadi. Aytel üzgünüz. Ay ben oynamayayım. Yani, benim yerime Yağmur oynayayım. Dört deyim bu an anneciğim. Demek ki neymiş Neriman teyzeciğim? Çok güzel lezzetli, yemek pişirmeyeceksin. Yemekleri çok lezzetli yapmayacaksın. Neymiş, 5 puan alıyorsun. Senin verdiğin gibi tabağıma lezzetsiz, pişmemiş, kuru 1 puan. Demek ki en kötü değilmiş. Yemeği yapıp oraya koyacaksın, 5 puan alıyorsun. Ben 4 puan alıyorum. Biz ikinizi çözdük. Aytel'i oynuyorsunuz. Belli oldu. Lezzet bizde. Yemek bizde. Teşekkür ederim. Oynamasını da beceremiyorsunuz. Be. Evet ben bir şarkınız, türkünüz ben yok. Ben oynamak zorunda değilim. Ben oynamayı sevmiyorum. Şey becermek zorunda da değilim. Senin gelinin çok güzel oynuyor. Onu çok yakışıyor. Oynasın. Bir şey söyleyebilir miyim? Şarkıyla, türküyle burada devam etmiyor. Bunlar bir... Aynen ben öyle. De oynuyorum. Ben yemek senin yarışmasına bakıyorum. Aysun da oynuyor. Benim gelinimin dediği gibi ikiniz... Anlaşmışsınız, Ayten'i oynuyorsunuz. Çok yazık. Nilgün teyzeciğim. Buyurun. Şimdi ben 2 tane 4 puan aldım. Şu an neden 3 puan? Yani hep güzel, olumlu yorumlar aldım çünkü. Şimdi damak lezzetim farklı falan diyeceksiniz ama... ...ben güzel ayrıntılı bir açıklama duyamadım orada. O yüzden şimdi, beni lütfen aydınlatın. Aysun, bak en başta sana da hani yorumum olmuş olsun. Hiç beğenmedim. Yani etki zaten pişmemiş dedim. Doğru, sabah yorumlar mısınız? Ben ondan sonra ettim. İki tabak çok lezzetliydi. Olabilir, öyle ha, gelmiş iki olabilir. İki tabak çok lezzetliydi. Dördüncü lezzetli gelmedi. Onun için hani bir de verebilirdim bak. Ama üç Allah almışım, tamam. Öp de başına koy aşkım kızım. Aşkım benim, şu öp de başına koy yapma. Ama kurban üç olurum. Puan da iyi i̇ki bir puan. İki tane dört puan aldım ya çünkü. Yemeğimden de emin olduğum için sormak istiyorum. Ama üç de sana. Yakın bir puan. Aynen. Yani çok da dört vermedim. Ama ben işte hani o bir puanla kaybettim iyi. Dört büyük finalde. Haklısın. Artık tahammülü kalmıyor ama bazı çok şeylere. Çok büyük bir hani arada fark yok. Bir puan var. Yani diğerlerinden 4 aldım. Buradan da 3 aldım. İşte 4-5'e yakın. Yani 3 daha düşük. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel o bir puan yine 3'te benim için çok vallahi. Büyük bir değeri var. Öpün de lütfen, başınıza lütfen koyun. Ben verdim cevabımı. Bir daha söyle bakayım. Ama cevap vermediniz işte. Lezzetli bulamadım kızım. Söyledim daha nasıl söyleyeyim. Benim ağzımın... Tadında vallahi bak ben hatta şu ikisinin arasında acaba dedim Yağmur'un böyle şey kaldım. Lezzetli dediği zaman ister istemez ben de kendi yemeğimden emin olduğum için yani bu algıya kapılıyorum. Çünkü eminim ama sizi ben şöyle düşünüyorum gerçekten beğendiğiniz zaman benim o tabağıma yani benim olduğu için değil çok mükemmel bir yemeğe siz puan vermemeye başladınız. Hayır canım son, geç. Son hayır senin lezzetli olduğun bu zaman. Bu şekilde. Beşleri verdi Aysun geçen hafta da. Beş verdi. Beş verdi. Ben vermedi demiyorum. Verdim. Son bu birkaç gündür böyle bir şey oldu size. Lütfen ne oldu? Eski Nilgün teyzeciğim olursanız ne oldu? Çok sevinirim. Hakkımı verin bu bana yeter. Vallahi hakkın oydu kızım. 3 numaraydı hakkın. Peki. Yani, teşekkür ederim. 3 numaraydı hakkın. Ben bir şey demiyorum artık ama ellerinize sağlık ikiniz de. Arada kaldım hani kıyamadım. Şimdi bir 5 verip 3 veremedim. 4-5 gelinime geldi. 5 de sana geldi. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ayten'im niye yemeğini beğenmediniz bir verdiniz? Çok güzel yemek yapmıştı. En güzel pişen et de Ayten'indi. Dediniz çok güzel pişmiş dediniz bir verdiniz. Hayır, hayır. Niye onu verdiniz? Eti çiğ dedim Neriman Hanım. Nasıl eti, çiğ ya? Gerçekten güzel pişmemişti. Etleri diri ama diğer sebzeler pişmiş. Lezzeti yerinde. Yerinde. Sert dedim ama yine bakayım onlara ya dedim. Orada ben şaşırdım. Belki orada pişir. En güzel lokum gibi pişen et Ayten'in de. Ben bile bu seti bağlandım gittim. Neriman teyze. En güzel et Aysun diyordun. Aysun çıkıyordu ağzından. Aysun yakaladım. Olabilir belki. Sinirle Aysun diyebilmiş mi? Ama Aysun lezzetli değildi. Gerçekten. Vallahi bilinçaltın konuşuyor. Sen bilinçaltın.
Aysel konuşsun lütfen. Ben kız duydum. Ne Aysel, Aysel diye yaşadın mı? Aysel, Ayten dedi. Aysun diyordu, ben duydum, bu bana yeter, teşekkürler. Aysel dedi, Aysel. Ağzından Aysel çıktı. Aysel çıktı, ben de duydum. Muhteşem finale doğru bir haftayı geride bıraktık. İkinci haftanın başında üç kayınvalidemiz de tadımlarını yaptı, puanlarını kullandı. Bir tek kayınvalide Nurten kaldı. Ne zaman? Kritikten sonra... Şener Şen'in filmine döndü. Yani. Aşk olsun Aysel. Nasıl oldu? Dernek seçimi biliyorsunuz, üyeler oy kullanabiliyor. 4-5 tane de aday vardı. Benim bayan olmamdan dolayı... Yani... Hiç vermedim. Tabii. Bir kendi ismi verdim. Kaç üyeli bir dernek? Pendik'te mesela 1500 üyemiz var. 1500 üyede bir oy mu çıktı? 5 tane aday vardı ama. Bir kadın aday bendim. Aysun diyor ki kayınpederim bile rakibe oy verdi. Muhteşem finale doğru ikinci haftanın başındayız. İkinci haftanın ilk günü bugün. Gelinler kıyasıya yarışıyorlar. Buraya gelebilmeniz için, sizin de burada bizimle yarışabilmeniz için başvuru adresini vereceğim. Her zaman yaptığımız gibi www.kanald.com.tr. Bir de WhatsApp var ki... Çıkın, gelin. Muhteşem final dedik. Tam bir ay eleme olmadan 4 gelinim de kıyasıya yarışacak dedik. Bir haftayı geride bıraktık. Bilezikleri, 20 bileziği emanete verdik. Yağnur'un masasında duruyor. Yağnur diyor ki ben bunları kimseye kaptırmam. Ama diğer gelinler hiç de öyle düşünmüyorlar. Alacağız diyorlar. Bakalım ilk VTR'miz. Gelinlerimiz bilezikler için kıyasıya yarışırken bakın Yağnur diğer gelinlere bileziklerle ilgili ne tür cevaplar vermiş izleyelim. Geçen hafta Seda Hanım bu müjdeyi verdiğinde, evet. Sen buraya ilk geldiğinde ne dedim size? Benim şuradaki şahane 20 bileziğimi buraya koyacağım, evet. Ve bu masadan da kollarıma takacağım ben demiştim. Ben şimdi sana bir şey söylemek Yağmurcum, istiyorum Yağmur. Yağmurcuğum, onları emaneten bıraktık yalnız, biliyorsun değil mi? İstiyorsanız evet. Gelin bir okşayın, sevin ama asla alamayacaksınız. Hayal dünyasında yaşıyorsun. İki çeyrek alabilirsin fakat haftayı en düşük puanla kapatan sensin. Aynen doğa öyle. Doğa eleme yoktu. Eleme olsaydı eğer elenmiştim bebeğim. Aynen. İki çeyrek alabilirsin. İki çeyreğiyle uğurlamıştık burada arkadaşımıza. Canım benim. Onlar senin emaneten masanda, fazla bir gönül bağı kurma derim. Ayrılırken üzülürsün. Yüzleşmen gereken bir gerçekten bahsediyoruz sana şu anda. Aramızda sadece öyle. Bir çeyrek fark var. Bu kadar havalanma. Burada bunu son gün ağlaya ağlaya çeyreği alan Seda şimdi söylüyor. Birincisi ağlayarak almadım o çeyreği. Açıklamamı da yaptım. Ben çeyrek alamıyorum diye mi ağlıyorum dedim kızlar. Defalarca kez açıklamasını yaptım. Ekranlara oynama, algıda lütfen yaratma. Çeyrekle alakası yok. Bu bende bir birikimdi diye söyledim. Ne oldu? El mi koydu şimdi onlara? Bir hafta orada duracak hayatım. Tamam, bir hafta haftaya boyunca... Cuma'ya kadar o bilezikler bizim. Neygün, sonuna kadar da bizim neygün, olacak inşallah. Sizin hayırlısınlar. Oldu, sizin oldu demediler. Bir hafta sonra bunlar el değiştirecek. Kimin olacağı belli Nercan'cığım, olmaz. Nercan'cığım bırak hevesini ay, alsın da bir daha belki ya. O masaya gelemeyecek bile o hafta. Boğazlarım acıyor valla. Boşver alsın hevesini. O bilezikler var ya oraya gelecek, Aysun'a gidecek. Seda'ya gelecek, ondan sonra bana gelecek. En son bana gelecek ondan. Anlaşılan o ki bilezikler orada durdukça mutfak daha çok karışacak. Ne oldu evet. Seda? Seda Hanım şimdi tamam bu hafta iki çeyrek aldığı için Yağnur'un masasındaydı bilezikler. Fakat şöyle de bir gerçek var. İki çeyreği olduğu için masasında haftayı en düşük puanla bitiren Yağnur.
Eğer ki eleme olsaydı... Ben de aynısını söyledim içeride. Öyle mi? Bilmiyordum. Bu hafta eleme olsaydı aramızdan ayrılacak olan isim Yağnur olacaktı. Ama buradaki şey ne prosedür? En çok çeyreği alan. Çeyreği eleme. Alan, evet. Okey, ben sana saygı duyuyorum. Fakat Yağnur şöyle bir algı yaratıyor ekranlarda. Ben burada açıkladım size, bir birikim dedim. Çeyrek alamadığım için ağlıyormuşum gibi bir açıklama yapıyor. Hayır hayır bak ben... Sen öyle dedin. Hayır burada kızlar da biliyor. Ağlayarak çeyrek aldın. Ağlayarak çeyrek aldın bilmem ne diye sen öyle bir algı yarattın. Ben de burada Seda Hanım'a da açıklama yaptım. Dedim ki bu benim ayların birikimiydi bende. Evet. Ben ağlayabilen bir insan değilim. Aa, böyle duygularım boşaldı, ağladım. Rahatladım, bitti gitti. Yani sen bunu bana karşı kullanmaya kalktın. Ve herkes bu yarışmada ağlamış bir insan olarak bunu senin bana söylemen gerçekten komik oldu. Konu... Komik. Evet hayatım. Konu aile olunca, konu çocuklar, evlatlar olunca evet hassasım. Burada defalarca ağladım. Sana ağlayarak çeyreği aldın derken tabii ki de yaptığın yemekle çeyreğini aldın. Evet. Ama senin burada motiven bitti Sedacığım. Neden? Çünkü kazanamayınca insan demoralize oluyor. Hayır, hayır, ve diyorsun hayır. Ki bak diyorsun ki iyi tabak çıkarıyorum ama bir alıyorum. İyi tabak yapıyorum, emek veriyorum, bir alıyorum. İnsanın gardı, modu düşüyor. Ben bunu kastettim sana. Hemfikiriz. Bu şekilde ağlamanın bana açıklama... Ağlamanın sebebi buydu. Sen bana bu şekilde açıklama yapsaydın... Kimse buradan ağlayarak çeyrek alamaz. Ama sen orada ağlayarak çeyreği almış Seda mı söyledi? Hani böyle... Öyle gösterdi. Beni şey yapıyor, yani kışkırtıyor. Yağnur, sana göre Seda'nın modu düşük mü? Evet, düşüktü. Yarışmada. Koptu düşüktü. Mu yarışmadan? Hayır, şu anda değil. Tekrardan çeyreği cuma günü alınca tekrardan evet. Geri döndü. Ama bunları daha önce de yaşadılar Seda Hanım, gelin kayınvalide. Çeyrekleri alınca araları düzeldi, bilezikleri alınca olabilir. Ben bunu araları ondan... Hayır, hayır. Araları ondan düzel demiyorum. İnsanın modu düşüyor. Biz de burada bana bir veriyor tartışıyoruz. Aynen. Tartışmıyor evet. Muyuz? Tartış. Kavga etmiyor muyuz? Bunları biz yaşıyoruz. Yarışma psikolojisinde. Doğru. Bunlar oluyor. Olur tabii ki. Gerçekten ben açıklama oluyor. Yapabilir miyim lütfen? Evet Sedan. Hayatım. Buradaki yemek editörümüzden tutun, yönetmenlerimize kadar buyurun sorun. Ben burada haftalarca da hiçbir şey kazanamadan yarıştım. Ve daha bir kez ağzımdan hiç kimse ben kazanamıyorum. Çok burada yapan arkadaşımız vardı. Gidip ağlayıp zırlayan arkada. Ben kazanamıyorum işte gideceğiz bu hafta bilmem ne. Ben hep ne diyordum Seda Hanım? Kim mesela? Kim onlar? Ya, elenenlerden isim vermiyorum. Gidenlerden. Şey buradan değil. Bu dörtlüden değil. Anladım. Ben hiçbir zaman asla bunu yapmadım. Tam tersi diyordum ki mesela Evren abi. Evren abi olsun daha 4 gün var, 3 gün var. Ben çalışır yaparım diyordum. Bana da ben bir şey söyledim. Kayınvalidem yarışta herkesten bir aldı. Aman dedi gidersek de gideriz dedi dışarıda. Dedim, ben kızdım. Dedim ki daha 3 gün var. Sen bana güven. Pes ben aradaki puan farkını kapatırım dedim. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Evet. Etmiyorum Seda Hanım hırslıyım. Evet. Etmiyorum. O peki, yüzden Ayten sence de Seda'nın modu düşük mü? Seda Hanım konuşuyor da kendisi böyle hani ben şöyle motivasyonum düşüyor falan. Bir alamayıversin birkaç gün bakalım nasıl düşüyor mu, nasıl kalkıyor mu? O zamanlar da yolun başındaydı Seda Hanım yeni gelmişti. Benim gibiydi aynı. Yolu izleme aynıydı. Ben de o zaman öyleydim. Diyordum ki ya kalmak da var, gitmek de var. Böyle bakıyordum olaylara. Yani tamamen masumca yarışıyordum. Sonra baktım ne? Zamanla güçleniyorum, zamanla iyi kazanmaya başlıyorum. Ondan sonra geldi o özgüvenim. Ondan sonra aynı yolu gidiyoruz. Birebir aynı yol. Şimdi... Şu an finalde ya kendisi. Hı. Artık buranın her şeyini aldı ya. İstediğini evet. Yani o istediği konuma geldi ya. Şimdi kazanamaya versin bak nasıl oluyor. Kazanamadığım da Aysun oluyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda yavrum? Yani ben modunun düşük olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine kayınvalidesi yani çoğu zaman bulamıyor. Aslında buluyor imajı var ama çok büyük tartışmalara sebep oluyor tabii, aranızda. Güçler de veriyor. Ona rağmen mesela Nagihan teyze... Hemen pes ediyor. Olmuyor diyor. Olmazsa olmaz. Gideriz evet. Diyor. Eleme yok yani. O derece cümleler kuruyor. Ama Seda hiçbir zaman aynen. Pes etmiyor. Evet Nagihan çok pes ettiği zamanlar hı-hı. Oldu. Ben Seda bırakmıyor kendisi. Dikkatler yaşadım gerçekten. O yüzden evet. Hepinize teker teker sordum. Evet. Yani Yağnur'la aynı düşüncede misiniz? Yağnur niye öyle hissetti? Ben pes etmem Seda. Evet sen pes tabii etme. Tabii ki bir gün gideceğim. Ama moralin bozuldu hayatım. Benim bak moralim canım bozuldu. Benim. Demoralize oldum. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Dünkü... Ben sana güçsüzsün demiyorum. Haklısın. Kayınvaliden çok bırakmak istedi burada. Evet. Biz seninle dışarıda da görüştük. Evet. Hayır dedin. Ben de dedim. Bırakma. Sen güçlü bir yarışmacısın. Evet, iyi söyledin. Yemek yedin. Ama 4 gün kazanamayınca burada hepimiz çeyrekleri alınca
sen bir üzüldün çünkü yemeğimi yaptım olmadı dedin. Bak çeyrek kazandığımız için değil. Dünkü olay, benim hazmedemediğim olay çok başkaydı. Tabii, tekrar tabii. Yemeği yaptım. Başa dönmek tekrar. Istemiyorum evet, tekrar, aynı konuları. Tekrar aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet yani aynı. Benim altın değildi olay ama tabii ki de amacım altın olduğu için altın da kazandığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Yani İyiyim, o, daha iyi oluyorum. Bütün gelinler gibi. Evet, yani. Amacım bu. Ben burada neden buradayım Sedan'ı? Yani ne için yarıştığınız belli. Altın evet, için yarışıyorsunuz ve evet. Hele bu finale giderken bu final içerisinde muhteşem final adını verdiğiniz evet. Şu bir aylık döngüde evet. Ne kadar çeyreği yakasına kesinlikle. Takan o kadar daha hırslanacak. Tabii. Çok normal yarışma evet, psikolojisi. Evet. Tartışacaksınız da kayınvalidelerinizle. Evet. Bu da normal. Hepsi evet. Normal bunların. Hepiniz bunların. Modunuzu düşürmeyin. Sakın. Sakın ben dediğin düşünmem. Gibi. Her an asla. Her şey değişebilir tabii bu de. Mutfakta. Her an her şey olabilir. Ben size özellikle söylüyorum bunu. Peki mutfakta eleştiriler son bulmuyor. Gelinlerimden Ayten bu sefer de Yağnur'u hedef aldı ve çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakalım Yağnur ne cevap verecek görelim. Her seferinde o Yağnur yüksek puan aldığı zaman, göbek attığı zaman ben sinir oluyorum. Kız bildiğin beni taklit ediyor. Sen onların ağzına şey veriyorsun. Ayten'cim ben mi seni kıskanıyorum hayatım? Evet. Ben neyini taklit ediyorum? Bir öğrenebilir miyim hayatım? Vallahi her şeyimi A'dan Z'ye kadar. Neyini vay taklit be. Ediyorum? Hal ve hareketlerimi, dans belki etme şeklimi. Belki benim kapasitem anlamıyor. Sen bana bir anlatır mısın bebeğim? Neyini kıskanıyor, taklit ediyor? Aşkım, bir anlatır mısın? Dansımı taklit ediyor. Konuşmalarımı, hal ve hareketlerimi. Hangi dansını? İlk zamanlarda Şöyle kayınvalidesiyle birbirlerine mı? Giriyorlardı. Ayşun geldi. Ayşun'u gördü ki kayınvalidesine karşı saygılı. Ben kayınvalideme karşı saygılıyım. Hemen bağırmalar, çağırmalar bitti. Şu martı dansını yapan Ayşun. Ona bakılırsa burada. Ayşun da, pardon Ayten. Ayşun da oynuyor. Sen bence beni çok kıskanıyorsun biliyor musun? Seni mi? Yemin ederim burada kıskanacağım en son kişisin. Hayatım, özgün olabilmek lazım. Kendi adıma öyleyim. Şöyle bir duruma düşmeyi ben asla istemem mesela. Birisi beni taklit ediyor demesini asla Sana istemem. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senden daha özgün olduğum kesin, tamam mı? Herkesin burada kime tarzı diyorsun, farklı. Kime cevap veriyorsun? Birileri öylesine konuşuyor diye de kusura bakma, ben gocunamam. Ben tamamıyla kendime, şahsıma münhasır bir kişiyim. Birini taklit edecek olsam bu başarısız Ayten asla olmaz. Güleyim bari. Bilemiyorum artık. Neriman, Ayten Yağnur'a diyor ki sen geldiğinden beri beni taklit ediyorsun diyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Önce senin fikrini almak istiyorum. Ben Yağnur'un daha önceki danslarını bilmiyorum ama geldiğinden beri Ayten'e oynuyor. Yani benim ondan önceki burada danslarını bilmiyorum ama Ayten'e oynadığını hissediyorum. Ayten'i kızdırdığını, Ayten'e hani o modunu düşürmeye çalıştığını biliyorum. Öyle mi? Tabii Ayten'e modunu çalışmak, aynı Seda da yapıyor aynısını. Sen ikisi ortaklaşa Ayten'i çökertmek, modunu düşürtmek için çalışıyorlar. Ama ya. Taklit etmek başka bir şey. Ben, Ayten diyor ki sen beni taklit ediyorsun diyor. Evet. Modumu düşürüyorsun yılan değil mi? Yılan dansı yapıyor geliyor bunu. Aynen Ayten'in danslarını yapıyor. Ha. Yani aynen böyle yapıyor. Onun gördükleri bu kadar. Benim gördüklerim onun kat kat. Sen kendi gördüklerini söyle, söyle bakalım. Söyle de bilelim Ayten. Seda Hanım, bunu seyirci de görecek. Belki buradaki kızlar yemek yaptıklarından dolayı, konuşmalarından ondan buna ya da benim kadar iyi gözlemci olmadıklarından dolayı bunu fark edemiyorlar. Ya da fark ediyorlar demek istemiyorlar. Bilmiyorum. Ama yok, fark ediyorlarsa da bunu söylerler. Mesela diyelim. Seda bunu söyler mesela. Yok, örneğin diyorum hani ha. Diyelim ki hiç fark ettiler, oralı olmuyorlar hani. Ha. Hani hesabı. Ha. Ben bunu fark ettim Seda. Bir sadede gelsen hayatım. Ben başından beri konuş, bunu fark ettim. Hangisi? Dansı. Oyunu yani dans, başka, ilk zaten o dansı, benimle ilgili. Dansı, başka, dansı, hayır, dansı. Anlatıyorum bir dur. Ha, tamam. Ondan sonra Aysun buraya geldi. Aysun ya bu ben... Burada 80 milyon önünde diyorum. Aysun kayınvalidesine karşı saygılı. Hı. Yani bağırması çağırması yok. Yağnur Aysun gelmeden önce Nilgün Hanım'la birbirlerine giriyorlardı. Yine dışarıda da kavga ettiler. Baya baya ses yükseltmeleri. Hayır öyle değildi. Ya hayır değildi. Böyle değildi. Allah Yağnur, Allah. Yağnur böyle değildi. Sonra ne oldu? Ondan sonra bu da
başladı artık şeyleri oynamaya, hanım kızları oynamaya. Ah canım, ah canım benim demeklere başladı. Bilinip çok hanım. Yağnurcuğum sesin kısıldı, bağırıyordun, inletiyordun, daha yavaş konuşmaya bakıyorsun. Doğru. Her şeyde bak, herkesten birazcık alıyor, asorti ortaya karışık yapıyor. Şöyle söyleyeyim, ben bu yarışmayı ilk kez gelmedim. İzleyiciler zaten dediği gibi izliyordur. Ben buraya her zaman hanımefendiliğine sevilen sayılan bir gelirim. Evet, baskın karakterim, doğru. Hani beni Aysun'la kıyaslıyor. Aysun daha az baskın bir karakter. Naif, naif. Naif, evet. Ay, naif. Siz de bunu söylediniz. Naif bir kız, evet, doğru. Evet. Hiç, ya doğruya doğru. Ben daha sesi yükselen bir gelinim. Ben zaten bunu hiç saklamadım. Dün iki aldım, yine aynısını yaptım. Yağmur'da bir değişme yok. He, yılan dansı diyor ya. Yılan dansını kendisi bana beni hani işaret eder gibi böyle yaptığı için ben öyleysem buyurun karşılığı diyerek yaptım. Ayrıca... Ya senin kayınvaliden de sesi yükselttiği zaman bayağı da yükselten bir, evet, kadın. Geçen hafta yeter be diye seni de susturduğunu korktum ben duydum. Korktum ben böyle, evet. Seda Hanım. Yani sen de çok sus pus bir hanımefendi değilsin demek istiyorum. Gerektiği ama yerde sesin çıkıyor. Ama biz birbirimizi anlayan gelin kayınvalideyiz. Ben kayınvalideme asla saygısızlık yapmam. Ben onu kırsam, üzsem, ağlatsam bile gelirim öperim. Annem ben ettim, fevri davrandım, sinirliydim, yükseldim. Beni affet diyebilecek bir kadın. Öyledir. Peki Ayten'in Yağnur'a beni taklit ediyorsun iddiasına ne diyorsun Nurten? Şöyle benim de tuhafıma gitti. Çünkü burada bir tek Ayten oynardı puan alınca. Hmm. Sağ olun sizin hani sayenizde sevdim. Peki düşük puan alınca kim oynardı Nurten teyze? Bir alınca bile kim oynardı? Sen oynardın. Allah aşkına. O da yaratmayın. Ne dedi biliyor musun? Seda da oynuyor. Siz oynatmadınız mı bizi? Burada herkes biri düşük puan aldığında bile oynayan tek insanım. Çok rica ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Kendi ağzıyla ben bitireyim. Tek tek. 5 aldığında da oynayan, 1 aldığında da oynayan Ayten'di burada. Tek. Puan alınca ortaya çıkan Seda Hanım davet eder. Bu da böyle. Beni de sevildi. Davet etti. Ayten yoktu burada, Aysun yoktu. Evet, beni de yoktu. Seda Hanım davet etti. Evet, doğru. Oynamayı seviyorsun Yağnurcuğum, gel oyna, evet, dedi. Mutlu oldum, çok severim. Ben çok sevdiğim için oynamayı. Evet. Bayılıyorum, ben yanında de çok severim. Ben kendimi atmadım ki Seda Hanım. Önceki yarışmalarda bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Siz bize neşe getirdiniz. Siz, evet, bize diyorsunuz, doğru, ya. Aynı, hani böyle doğru, oynayarak diyorsunuz, numara söyledi. Evet, bizde doğru böyle şeyler yoktu. Bunlar bize moral oldu. Seda Hanım. Siz beni davet ettiniz. Davete icabet ettim. Çok mutlu oldum. Yani bunu, evet, böyle... Aysun da geldiğinde söyledi, evet, ya. Oynuyorsunuz, evet, içim gidiyordu, evet, dedi. Evet. Evet, ben, evet, seviyorum, bayılıyorum, oynayalım. Ben bunu evlenelim. Için yapmadım. Zaten yeterince burada bir şey var, stres oluyor, var, gerginlik var. Biraz, tabii, olsun kızlar şu enerjilerini atsınlar istiyorum. Kötü enerji üstlerinden. Peki Ayten? Bir hareket gösterebilir miyim? Göster. Aysun yardım edebilir misin? Bir kalksana ya. Yok, bir küçük hareket? Bir hareket göstereceğim. Yağmur'u göstereceğim. Burada durur musun? Şimdi bir yalanla böyle böyle oyna. Yağmur geliyor. Oynuyorum. Ah! Ben hiç böyle oynamıyorum. Yapıyorum. Abarttın. Gerçekten abarttın. Ya Nagihan teyzeciğim, yokken siz yarıştınız. Çok... Abartı, çok böyle, böylesin. Doğru. Beni daha önceden de bilen bilir, o bilmeyen kadar de kendi gibi bilir. Kısım demek ki beni çok kıskanıyor, beni kendine rakip görüyor. Demek ki ben geldikten sonra Ayten artık o kadar popüler değil. Ayten zaten yemek yapamıyor. Buradan beni vurmaya çalışıyor. Kusura bakmayın. Ya bak kızım, bu burada şu anda herkes birbirine rakip. Herkes bir şey için mücadele ediyor. Hiç kimse kendi için değil. Enerjilerinizi kendiniz çıkartacaksınız. Ayten, başkaları değil. Çatlarım söylemesen Seda Hanım. Heh. Şimdi çatla. Seda çatla. Sinirlendi. Patla dedi sana. Seda sinirlendi. İşte, çatla patla. Seda sinirlendi işte, ya çıldıracağım falan yaptı. Bir şey dedi yani, o bir tam hatırlamıyorum. Yani. Ama niye çıldırıyorsun ki? Ben onlarla konuşurken Nagihan abla niye o zaman onları tutuyor? O zaman tutuyor? Nagihan ablanı konuşacaksın. Ben açıklama yapabilir miyim? Tabii ben de onunla ilgili konuşacağım. Dur, cevap versin. Seda Hanım, evet, ben buradan ayrılan hiçbir yarışmacımızla, yarışmacı arkadaşımızla asla kötü olmadım. Dışarıda en ufak bir tartışmam kimseyle yoktur. Gerek de yok zaten. Yok. Benim ama de... çok oldu dışarıda. Tabii. Seni elendi gitti, geri döneceği belli değil. Çok sık aradım. Hep aradım. Aysun'la araşmadık ama geldi. En ufak bir problem yaşamadım. Evet. Yağnur'la aynı şekilde konuşuyorum, görüşüyorum. O zaman ben onlarla da kanka, onunla ve seninle de kankayım. Senin Yağnur'dan 100 kez fazla aradım. Sen de beni aradın. Seninle kanka olmam gerekiyor o zaman. Olaylar tamamen konuştuk, değişmiş Seda. Olur mu?
Ayten ne alakası var? Ben Ayten, Aysun'la da çok iyiyim dışarıdan. Sen, değil miyiz? İkisi konuş, konuşsunlar, tamam. Gelinler konuş. Çok iyiyim, Aysun'la da çok iyiyim. Senin benim gözlemlediğim kadarıyla bir tarafa mailin yok bak, açıkça yok, söylüyorum. Yok, gerçekten yok. Herkese daha eşit mesafede. Ay, benim gözlemlediğim. Zaten Ayol kız çocuğuna koşup duruyor. Evet, hangi doğru. Arada bunları yapacak? Ya sorsun zaten. Objektif dışarıdan evet. Bakan bir göz. Onunla da muhabbet ediyorum, onunla da onunla da. Ha en yakın kiminlesiniz diye sorarsınız. Bak, Ayten, bugüne kadar onunla mıydı en yakın? Yağnur'la Seda'nın... böyle... Anlam veremedim. Biz Seda'yla çok yakınız. Ben hala yakınım ben seninle. Gerçekten yakınız. Öyle böyle. Bence diyor. Beni paylaşamadın. Ya bir saniye. Ya, bir dakika, bir dakika durun. Sen şöyle demek istiyorsun. Ben Seda'yla çok iyiydim. Yağmur geldikten sonra. Bir anda bir olayla bir farklılık oldu. Yani bilmiyorum, ben de anlamıyorum. Siz görüyorsanız söylediğiniz. Siz çok iyi olun. Ben aranızdan ama şimdi çekilirim. Niye sinirlendi de ben öyle tepki verdim? Tepki çünkü ben değil. Onlarla konuşurken Nagihan abla. Ben şey demedim. Alakası yok, alakası yok yaparken ben dayanamadım artık. Arkadaşlık paylaşmak istemiyor değil mi? Ya ben tarafsız kaldım. Gerçekten Aysun objektif bir yorum yapıyor. Mesela ben gerçekten o haklıysa o haklı derim. Ayten haklıysa Ayten haklı derim. Ben bir taraf tutmuyorum ve bütün arkadaşlarımla görüşüyorum. Hiç kimseyle bir sıkıntı i̇şte yaşamadım Seda Hanım. Biz bunu yapmadık. 6 ay boyunca da yapmadık. Biriyle çok sıkı sıkı bir kere oldu. Bir kere oldu. Gizem'le oldu. Sonra hayal kırıklığına uğradık. Sonra biz bunu kendimize prensip edindik. Kimseyle burada samimi olmayacağız. Çünkü hakikaten burası yarışma olduğu için benim eşimin bir lafı vardır. Araya menfaat girerse, çıkar ilişkisine dönerse ara bozulur. Nedir burada çıkar? Herkes altın kazanır. Tabii amacımız çıkar bu. Doğru. Yoksa kişisel çıkar değil. Doğru. O yüzden hayal kırıklığına uğrarsın. O yüzden diyorlar ki Aysun çok yalnız. İşte kimseye yaklaşmıyor. En güzelini yapıyor. Nurten işte çok böyle şey duruyor. İstemem. Mesafeyi korumalı mı diyorsun? Korumalıyız. Çünkü burası bir yarışma platformu. Sonra kötü oluyor kesinlikle, diyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Aysun bugün kayınvalidesi Nurten Hanım'la ilgili öyle bir itirafta bulunmuş ki bakalım Nurten bunu öğrenince yer yerinden oynar mı, oynamaz mı? Nurten bu. Bilemem. Acaba Aysun ne dedi? İzleyelim. Hani Nurten teyze böyle çok dominant bir karakter ya. Evet. Bam bam. Yani ben biraz da kendimi benzetiyorum ona. Yani nasıl yani nasıl anlaşıyorsunuz? Nasıl oluyor? Tabii ki zor bir karakter açık konuşmak gerekirse. Evet. Ama benim de bazen ya rahatsız olduğum durumlar oluyor. Hatta çok ilginç bir şey anlatmak istiyorum. Hani biliyorsunuz köy dernekleri oluyor. Evet. Annem köy derneklerinin bir tanesinde başkanlığa adaylığını koyuyor. Tamam mı Seda? İşte seçim vaatleri sunuyor. Hatta seçim vaatlerinden bir tanesi de... Görüyoruz zaten şeyden. Köyde havuz yaptıracağım. Ondan sonra neyse işte çalışıyor ediyor falan filan. İş hani seçime geliyor. Evet. Ve annem sadece bir tane oy alıyor. Yani bu demek oluyor ki sadece kendisi kendine oy kullanmış. Ne çocukları, ne babam. Gerçekten mi? Hiç kimse ona oy kullanmıyor. İnanamıyorum. Ve bu serüven de bu şekilde bitiyor. Seda, bu kavgada söylenmez. Ama çok komik. Şener Şen'in filmine döndü. Anlattım yani kızlarla. Ağa'ya bir tek yani fırın bile aşk olsun Aysun. Nasıl oldu? O şöyle Seda Hanım. Dernek seçimi biliyorsunuz üyeler oy kullanabiliyor. Dernek seçimin. Yani böyle dışarıdan gelip oğulların bile kullanamıyor. Eğer o derneğe mesela Ardahanlılar Derneği'ne üyeyseniz oy kullanıp başkanı seçiyorsunuz. Dernek başkanını. 4-5 tane de aday vardı. Benim bayan olmamdan dolayı yani... Kimse vermedi. Tabii. Bir kendiniz mi verdi? Vermediler. Ya kadın başına sen bunu yapamazsın. Çok mücadele kocam verdi. Kocam ve oğulların derneğe üye değil mi? Yok değil. Ha, onlar oy kullanamıyor. Kullanamıyor. Dernek başkanı için... Aysun kaç üyeli bir, dernek? Ben bilmiyorum. Kaç üyeli? Yani şöyle ne? Pendik'te evet. Yani Pendik'te mesela 1500 üyemiz var. 1500 üye bir oy mu çıktı? Ama şey Seda Hanım 5 tane aday vardı ama. Bir kadın aday bendim. Vermediler. Sen kadın başına yapamazsın. Uğraşamazsın. Çok mücadele ettim. Biri yanlışlıkla bile oy kullanamamış. Yok. Kullanırken yanlış bile basamamış. Ama Şener Şen'in filminde de öyle olmadı mı? Koca köyde Şener Şen'e oy vermediler.
tek kendi oyun çıktı. Aynı o geldi benim başıma. Ama ben şey duydum. Aysun diyor ki kayınpederim bile karşı tarafa, rakibe oy verdi. Hayır Aysun, baban yoktu o zaman, yazlıkta. Nurten ya. Aysun tatlı. Baban yazlıktaydı, yoktu seçimde. Vardı vardı. Vardı vardı. İsmini, bence de vardı. Nurten eşinin ismini. Aşk olsun Aysun. Babamın adını bak, kızardım hayatım. Bak kızardım. Eşinin ismi ne? Tunay. 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 Evet. Tunay Bey bile gidip karşıdaki... Yoktu hocam, yazlıktaydı. Varmış, varmış. Tunay Bey ne yaptın ya? Bari sen bir oy ataydın kadına. Ya bayanım diye vermediler. Bak burada gerçekten serzenişte bulunuyorum yani. Sen kadınsın, senin dernekte ne işin var? Yani ne gerek var? Tabii tabii, o yüzden vermedim. Ne alakası var halbuki? Ama bu programdan sonra ünlendim. Bak görün, yine adaylığımı koyacağım. Bence de koy. Koyacağım, görün o zaman herkes bana... Ben seni tutuyorum Nurten. Seda Hanım'dan yorum geliyor. Bak parti kur, oy verelim diyorlar bana. Ya evet. Tabii. Göremediler sendeki cevheri. Göremediler, sen yapamazsın. Çok şey sen... kaybetmişler anne. Tabii canım. Bak bu şeyden sonra adaylığımı tekrar koyacağım. Neriman, o derneğe üye olsaydın Nurten'e oy verir miydin bir tanem? Ben, beni tanımadıkları halde ben oraya aday olsaydım bana çok oy verirlerdi. Demek konuşmasını bilmeyiz. Kendini tanıtamamış. Büyük laf bu. Diyor ki beni tanımadıkları halde ben o derneğe... Bizim derneğe. Evet. O, yok, ben bana verirler. Yani diyor ki Nurten gibi tanınmama gerek yok. Ben tanınmadan o oyları toplardım. Ya Neriman, yerim seni bak. Kadın dayanışması yapsana. Bayan olduğu için ben de oy verirdim desene. Ama ben kendimi kullanıyorum, satıyorum ortaya. Ama Seda başka bir soru sordu. Oy verir miydin? Anladım, verirdim yani. Verirdim. Bir gün oy verir miydin Nurten'e? Sen verirdim. O derneğe üye olsaydın. Verirdim. Teşekkür ederim. Kadın dayanışması olurdu. Verirdim. Verirdim. Nurten Hanım da başarırdı onu. Başarır tabii. Kadın diye vermediler. Nurten vallahi çok cabbar cabbar bir kadın. Lider ruhlu. Ben de lider ruhlu. Sağ olun. Evet. Hakkı görünüşte tuttuğunu kopartan birisine benziyor. Öyle yani mi? Oradaki bütün bayanların oy vermesi gerekirdi orada. Ne Aysun, biliyor musunuz? Hiçbir üyemiz bayan değil yani. Dernekte kayınvaliden tabii yani başkan olmak için bir konuşma yaptı. Evet. Vaatleri neydi? Aklında kaldı mı? İşte ben bir havuz yaptıracağını biliyorum. Ha. Yani köyde havuzu kim ne yapsın anne şimdi? Deniz getiremiyorum. Daha, daha cazip daha bir şeyler söyleseydim. Daha modern düşündüğüm için köye havuz mu yaptıracaktım herhalde orada. Nasıl? Köye havuz mu yaptıracaktım? Hayatım yani? Zaten orada kaybettim ben. Yani o memlekette yaşayanlar inanmadılar. Demek ki çok ihtiyaç başka şeyler. Yani, yani havuzdan önce başka ihtiyaçlarımız yani var dediler yani. Yani. Hani tarla süreceğiz. Ücretsiz bize traktör makine... Traktör alacağım sağlam, herkese diyecektin. Traktör ver, işte devletin bütün imkanlarını sen bize... Sen direkt hakkı... lükse girmişsin. Son. Şunu Yağmur söylese anlarım da. Nurten, senden hiç beklemediğim bir vallahi şey geldi ya. Ben dedim hani değişiklik olsun insanlar orada. Belki daha cazip gelirdi. Hani oy verirler diye mi peki düşündün? Peki, o evet zaman Nurten'cimle tadıma gidiyoruz. Muhteşem finalin ikinci haftasında son tadım için kayınvalide Nurten geliyor. Hoş geldin hayatım. Olur. Başlayabilirsin. Tamam. Güzel olmuş Seda Hanım. Birinci tabak. Eti pişmiş. Hı. Patlıcanı pişmiş. Hı. Sunum da güzel. Güzel. Peki. İkideyiz o zaman. Çirkin diyemem. Tamam. Bu güzel değil. Et neden? Ne oldu sana? Tat yok, tuz yok, lezzet yok. Ha, lezzet yok. Hiç güzel değil. Peki, üçteyiz. Bu da pişmiş. Hani buna da çiğ diyemem. O da pişmişti ama bunda da lezzet yok. Etleri biraz sert. Dörtteyiz.
Onun etleri diri kalmış biraz. O zaman puanımı yazırsın. Şöyle bir bakayım sonra döneyim. Karıştırmak yok. Yok, hiç karıştırmayacağım. En lezzetsiz buydu. Aysun'un el lezzetini biliyorum ben. Bir. İkinci tabak bir puan. Evet. Bu da bir. Bir. Beğendim dedin ona. Neyse ver, yazdım. Evet. 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 Beş. Birinci tabak beş. Çok lezzetliydi. Bu kaldı. Bu kaldı. Hiç riske girmeyeyim ben o zaman. Ne yapayım? Dört yapayım. Dört. Evet. Ay valla girecektim neredeyse riske. Evet. Muhteşem finale doğru ikinci haftanın ilk gününde kayınvalide Nurten iki gelinimize birer puan verdi. Bakalım ilk bir puan hangi geline gidiyor? İlk bir puan kaldıralım. Seda. Gerçekten fena değildi. Bir. Bakalım dört puan sevdiğimiz puan çok önemli kıymetini bilin. Kime gidiyor acaba? Dört puan kaldıralım. Sun. Oh, ben ne takıldın dörtlere ya? İyi, iyi. İyi ama takıldın yani. Daha ne yapayım? Yapsın? En lezzetli bu geldi. Beş puan acaba Yağnur'a mı gitti? Yoksa Aytel'e mi? En lezzetli dedi. Lezzetli geldi Nurten. Bana ya. Kebapçı Allah Allah. Vallahi lezzetliydi. Evet. Beş puan kaldıralım. Yağdur. Lezzetli. Afiyet olsun. Sen ben, zaten bana hep yüksek puanlar veriyorsun. Seni de öldürürüm ama hakkını asla yemem. Aynı bak ben de 4-5 verdim. Lezzetli o geldi bana. Siz bana 3 verdiniz. Para bizde. Şöhret bizde. Düşmanlarla yarışırız. Para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız. Biziniz çok çok. Bütün gözler üstümüzde. Çekemeyen çok çok. Yakala arabamız var. Havamız çok. Para bizde. Şöhret bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde. Her şey bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Bir alarak başlamak istiyorum. Yani bir alan birisi olarak. Bir Nurten teyzeciğim gerçekten birlik bir tabak değildi. Bak çok samimiyetimle söylüyorum bunu. Baktın fena değil dedin. Kötü hiçbir yorum yapmadın. İkinci tabağa geldin ki yaptın hani beğenmedin. Hiç lezzeti yoktu. Hiç lezzeti yok dedin. Ona nazaran üçüncü, en azından. Bir tık daha güzeldi birinciden. Bak tamam. Birinci güzeldi. İkinciyi yedim. Çok lezzetsizdi. Evet. Tatsızdı. Nereye hayatım? Ben benim tabağımdan bahsediyorum. Heh, sırayla geliyorum. Neriman orada takılsın. Dördüncü tabak yine lezzetsizdi. Ay, nasıl lezzetsizdi? Patlıcan yemeğinde bunu, lezzet çok önemli. Bunu bir tek siz söylediniz. Ay, biliyor musunuz? Hatta şöyle dedim. Ya şimdi. İç malzemesi bak, çok üçe, güzel. Bak Aysun'a da bir verecektim. Lezzetsiz olduğu için değil. Riske gireyim dedim. Tamam benim riske girdin. Okey ben bunu kabul ederim. Ama yok dedim. Ki, lezzetli, lezzetli. 5-4. Bak ben Yağnur'un tabağında bir şey demiyorum. Strateji yapıyorsundur, bir kullanıyorsundur. Okey benim kayınvaliden de şey yapıyor. Lezzetsiz geldi yapıyor. Bana. Ama orada lezzetsiz demedin ki tabağıma. Lezzetsizdi. Orada neden o zaman öyle bir yorum yapmadın? Ya genel olarak zaten genel anlamda kayınvalideler hani zaten. Bugün çok öyle aman aman bir detay veremediler yani. Kimisi kuru dedi, kimisi işte. Yok. Hani sert dediğim ben şey. Ben anlamadım. Bir şey yani kafasına göre yorumladı herkes bugün. Çünkü çok ayırt edilecek bir yemek tabakların değildi. Tabakların kimilerinde evet
etlerde bir hafif sertlik vardı ama o süreyle yarışıyor. O da mecbur. Aynen onu aramadım. Lokum gibi bir et aramadım. Etin düdüklü de pişmişti herhalde. Bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç şey yapmadım. Yani baz almadım. Biz de etleri baz almadık zaten. Ben de eti baz almadım. Ama hani güzel malzemelerle karışmış. Şu an domates lezzetliydi. Aynen öyle. Ben benim tabağım gerçekten lezzetli. Nurten Hanım ikinci tabağı yerken yemek istemedin, daha başında yemek istemedin. Çok lezzetsiz, tat, tuz, hiçbir şey yok. Aroma yok, domatesin lezzeti yok. Yok da yok, hiç bilmiyorum diğerleri ne dedi. Kaç verdi herkes bilmiyorum. Herkes aynı şeyi söyledi zaten. Herkesten bir mi aldı? Galiba. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? En baştaki tabağa kalktın, beş verdin değil ama mi? Ama lezzetli geldi, ben şimdi... Lezzet size senin gibi gidip beşi veremem. Muhteşem finalin ikinci haftasının ilk gününde aldığı en yüksek puanla bu çeyrek altını hak eden gelin bu çeyreği de verdikten sonra sadece 14 tane çeyrek altınımız kaldı kızlar. Final serisinde 6. çeyrek altını kazanan gelin... Çok şükür, çok teşekkür ederim. Tebrikler. Ya. Kaçıncı oldu çeyrek? Üçüncü oldu Seda Hanım. Çok teşekkür hayırlısı ederim. Hayırlısı Seda Hanım. İnşallah. Darısı başınıza. Kızlar yarışmadan kopmayın. Asılın. Bugün çeyrek altını maalesef Yağnur aldı. Aslında bugün çok inanıyordum alacağımı ama o masasındaki bilezikler eninde sonunda bana gelecek. Çok teşekkür ederiz. Bütün kayınvalidelere teşekkür ediyorum. Güle güle günlerde. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz bugünlük de bizden bu kadar. Yarın Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Yangodan çıkmış gibi geldiniz. Hayırlı olsun. Beni kayınvalidem yakmasaydı eğer, Yağnur'dan fazla çeyreğim vardı. Senin Yağnur işçileri olabilmen için 40 fırın daha burada ekmek yapman lazım, anladın mı? Türkiye'nin en hamarat gelini Yağnur'dur. Ben de bunu iddia ediyorum. Yaka yaka aldın o yemekleri. Emeğimin hakkıyla aldım, anladın mı? Geldiğim günden beri mükemmel tabak çıkartıyorum. Şov yaptın öyle kazandın, şansa. Lezzet sezon finalinde kazanacak, üçünüz de alkış yapacaksınız. Ben burada en hanım gelinim, ben en iyi gelinim diye kimse bence çıkışmasın. Sevilen gelinler olabilirler ama benle yarışmadıkları için. Bir meydan okuma oldu burada şu an. Ben kayınvalideyim, iddia ediyorum. Yağnur'dan daha çok yorum alıyorum resim attığım zaman. Haydi hodul meydan.